was what you assumed. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, yeah.
the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over now, I must conclude. I am conflicted.
bed, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Evet, merhaba arkadaşlar.
Şimdi ufak bir sürpriz şeklinde ayar yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı ekranımız bu şekilde. Chat'ime de bakacağım şimdi, her şey yolunda mı diye. Keyifler nasıl bu arada? Sizler nasılsınız? Hemen şimdi chatime geliyorum. Şu etraf biraz kalabalık. Yeni düzende henüz alışamadım şeye. Bakayım, eşleşme olmuş, tamam. Cihan, Meli, İlker, Şahin, Anıl, Ömür, Atilla, Erdem, Sencer. İyi yayınlar dileyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İyi dilekleriniz için. Oğuzcan, hoş geldin. Geçmiş olsun dileyen herkese de çok teşekkür ederim. Hani henüz geçmedi, geçmesini bekliyorum ben de. Ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Şuradan bir iki tane ben şey paylaşayım. Yayının başladığına dair link paylaşayım. Bir taraftan da bayram şekeri tadında şey yapmaya çalışıyorum, paylaşım yapmaya çalışıyorum da sizlere. Şuradan ne yapıyoruz? Evet, geldim. Evet. Yani şöyle, ayağımda bir enfeksiyon durumu söz konusu. Ayağımda bir enfeksiyon derken böyle şey enfeksiyon değil. Sıradan ayakta yaşanan enfeksiyonlardan biri değil. Biraz sıkıntılı bir enfeksiyon durumu söz konusu. Ondan dolayı bir haftadır böyle bir zaten rahatsız hissediyordum da kendimi, artık yani şey yaptı, ayak isyan etti, üstüne basamayacak duruma getirdi. İki günden beri üzerine basamıyorum, şimdi yan tarafa da düzeneği kordum, bir iki şu aktarım işim var, onu şey yapayım. Ayağımı zaten aşağıda tutamıyorum, yukarıda tutmam gerekiyor. Ayağımı da yukarı kaldıracağım. Bir taraftan da dediğim gibi aktarım yapmaya çalışıyorum. Stakatalar hazır. Hazır olmayan, yani benim ekstra normalde bu etkinliğin bir parçası olmayıp da son anda etkinliğe dahil etmek istediğim birkaç tane var. Onların aktarımını yapıyorum şimdi. İzleyici sayımız henüz hareketlenmemiş. Henüz düşük. Sercan, hoş geldin. Çok sağ ol dostum, eksik olma. Şöyle yapayım da.
Zaten bu yayını kaçıranlar üzülür, onu söyleyeyim. Valla staka taka aslında. Söylemesi çok zor ya, benim de dilim dönmüyor. Bunu aslında tasarımının yapısı itibariyle düşünülmüş bir şey. Ondan dolayı yani değişik bir isim. Değişik bir isim. Evet arkadaşlar, bu arada şeyi hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz devam ediyor. Şu an sponsorlu videomuzun altına yorum yazan arkadaşlarımızın arasından çekiliş yapacağız, bir. İkincisi, şimdi ben bu yayın devam ederken zaten giveaway'den sonra hatta giveaway esnasında şey yapacağım. Gene bir başlık açacağım. 500 çekilişini farklı bir çekilişe çevireceğiz. 2000 çekiş edeceğiz. Hatta maşallahımız var, gidiyor. 2000'de kalmadı. Bir de doğrudan şey yapacağız. 3 tane farklı çekiliş olacak. 3 çekilişin sonunda 3 tane kutu hediye etmiş olacağım. Bu kutuların içerisinde Pokemon kartları, sponsorlu içeriğimizden elde ettiğimiz Pokemon kartları, stickerlar, kendi bizim zaten hediyelik eşya konseptinde oluşturduğumuz gene bu Pokemon konseptli kupalar, zaten o kupaların görsellerine şeyde ulaşabilirsiniz. Discord'da bunun için ayrı bir sekmemiz var. Kupalar, bardak altlıkları, böyle bir dizi sevimli, güzel, İnsanların böyle elini almaktan, görmekten memnun olacağı hediyeler paylaşacağız. Çekiliş sonucunda bunları vereceğiz. Dolayısıyla çekilişe katılmak için, şansınızı kazanma şansınızı arttırmak için, bir, sponsorlu içeriğimizin kutu, Pokemon kartı kutu açılış videosu geçtiğimiz 1-2 video önce zaten. Bir o. Ayrıca Discord'daki çekiliş başlığının altına ve son olarak da bir adet de bizim doğrudan zaten katıl üyelerimiz için bir çekiliş düzenleyeceğiz. Katıl üyeleri tabii biraz daha şanslı olacak. Daha düşük bir havuzdan bu şeye, seçime katılmış olacaklar. Ondan dolayı bence yani şansınızı artırmak için hem videonun altına yorum hem de Discord'daki başlığın altına yorum yaparsanız bence güzel olur. Bir dakika. Sarsılmaz oyuncu, hoş geldin dostum. Yeni oyunla ilgili sızdırılan şeyler tamamıyla fan-made. Henüz resmiyette bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz şeylere çok itibar etmeyin. Ben de birkaç tane şey gördüm ama yani bana gerçeklikten aşırı derecede uzak geldi. Bu nedenle yani ben çok çok gördüklerime güvenemedim, açık konuşayım. Bu nedenle siz de bence çok hani o gördüklerinize itibar etmeyin derim. Bu arada şu Discord'umuza gönderimizi paylaşalım ki giveaway'i oradan iş sırasıyla şeyler paylaşılmaya başlansın. Şu an Discord'da giveaway sekmesinin altına görseli paylaştım. Pokemon almak için gelen arkadaşlarım oraya in-game'liklerini yazmaları gerekiyor. Aleykümselam dostum, hoş geldin.
Şundan. Arkadaşlar hızlı geldiler. Direkt Serba'yla Sercan paylaşmışlar. Fire Red'de de gönderiyor musunuz? Ben Fire Red'de göndermesine gönderirim de sen alamazsın işte, sıkıntı o. Gerçi ben de Fire Red'de artık gönderemem ya. O çok olacak gibi değil. Yani çünkü şu an artık şey değişti arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Eskisi gibi gönderim yapılamıyor. Yani hizmeti sonlandırdıkları için orada. Son bir 5 tane daha Pokemon aktaracağım. Sizi böyle bekletiyorum ama beklediğinize sevineceksiniz. Özellikle giveaway'e katılmak için gelmiş olan arkadaşların beklediklerine memnun olacaklar. Ondan dolayı böyle biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın. Son bir iki tane aktarım yapmam gerekiyor. Hemen hızlısından. Çünkü bayramda görüşemeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani hafta sonuna görüşeceğiz ama hafta sonun öncesinde görüşemeyeceğiz. Hafta sonundan önce görüşemeyeceğimiz için en azından şimdiden şey yapayım diyorum. Ben bir bayram hediyesi vermiş olayım diye. Şimdi şöyle chat'e tekrardan dönüyorum. Hocam Fire'da gönderiyoruz. Yeni yayın düzenini ilk defa görüyorum. Çok iyi olmuş. Yeni yayın düzeni derken şey mi? Ekran planlamasını diyorsan ya daha düzenli olsun diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum da, normalde biz multiplatform şeklinde yayınları yapıyordum birkaç seferdir. Ama mevcut bulunduğum yerdeki hizmet sağlayıcısının bana verdiği hizmetle çok fazla sağlıklı alamadık onu. Daha hala böyle ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Daha iyi olacak, öyle söyleyeyim. Aynen, Sword Shield'dan alacağız çünkü hala şeyde yoklar. Aa, bir Daryl görüyorum diye. Daryl dediğin Walking Dead'deki Daryl mı? Resmen Unite yayını olunca, Unite olunca yayına geleceğim. İyi yayınlar. Hoşça kal, kendine iyi bak. Iron Hands kodu verildi bu hafta Scarlet Violet için. Bilmiyorum, bakmadım. Mor ışıktan ziyade daha bir güzel olmuş abi. Ya şöyle, sıkıntı ne biliyor musunuz aslında? Ben odanın düzenini değiştirdiğim zaman eski o renk düzenini istediğim gibi bulamadım. Dolayısıyla hani mor ışığı aslında benim ilk kullanmaya başladığım zaman kanalın arka plan konseptine çok uygun bir ışık rengi bulmuştuk. Çok şık duruyordu. Sonrasında bozuldu. Özellikle bu, ben kamera bozuldu. Kameranın bozulmasının üzerine sonrasında baktım, ışıkla ilgili de aslında çok sağlıklı verim alamıyormuşuz. Ondan dolayı böyle daha aydınlık konsepte çevirdim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir Pocket Gaming neon tabela gelecek. Böyle bir ince bir hediye düşünüldü. Pocket Gaming'in bu nasıl diyeyim? Neon tabelası da şu benim arkamda. Tam benim arkamda olacak mesela. Yani çok daha farklı bir ambiyans olacak. Ben çünkü çok uzun zamandan beri bir neon tabela istiyordum ama şey değildi. Bunu istediğim konsepte bana yapıp benle paylaşabilecek biri maalesef hani bulamamıştım.
üreticiler arasından sağ olsun bir yakınımız bu konuyla ilgili tanıdığı birileri varmış. O şey yapıyor. Ondan dolayı şimdi böyle hoş bir şey olacak o da gelince. Hocam sizin sayenizde 1,5 yılın ardından Unite'a geri geldim. Yeni Poker Mük özellikle Blaziken. Ya Unite bazen sinirlendiriyor, bazen insanı kanser ediyor falan ama Unite güzel oyun ya. Birlikte oynaması keyifli, sohbet paylaşması keyifli. Yani arada böyle bir yükselip de ya yapmak istiyorsun ama olacak o da artık şey diyoruz yani o kadar da olsun yani. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Midnight QQ Tan hocam gelmiş. Hoş geldin hocam. Selamlar. Bu arka plan benim gözüme bir yerden tanıdık geliyor ama. Bu arka plan senin gözüne nereden tanıdık geliyor? Aslında şöyle söyleyeyim. Arka plan aynı. Benim yanımda duran kitaplığı benim arka tarafıma almak zorunda kaldım. Çünkü bütün bilgisayar setup'ını buraya geçirdim. Kamerayı, ışığı vesaire falan. Çünkü bu sol tarafımda da yerde de şey var. Ne denir onun adına? Söyleyemedim adını. Sol tarafımda yanlış olmazsa dur bakayım solumda. Baskı cihazları falan kalıyor. Burada bayağı küçük bir imalathane var arkadaşlar. Ya onun için şey o. Ama benim hiç arkadaşım yok. Oyunda da katılacak klan yok. Bak şimdi dostum benim bu aşağımda Poketto Gaming adresleri var görüyor musun? Şahin. Buradaki Poketto Gaming adresinden YouTube, Facebook, Instagram ve en sonda bak Pokemon Unite adresi var. Hashtag C5 KGH8M diye yazıyor. Bu bizim Unite'daki klanımızın şeyi. Unite'den klan daveti gönder bana. Unite Squad daveti gönder. Ondan sonra Discord'dan filan da Unite sekmesinin altına gönderdim. Şu nickle oynuyorum diye yaz kabul edeyim. Çünkü ufak bir temizlik yapıyorum. Şey olmaya başladı. Çok kalabalık olmaya başladı. Tanımadığımız ve düzenli oynamayan kişiler var. Onları çıkartıyordum. Merçleri mi gözüküyor acaba üstadım? Merçler nerede gözüküyor olabilir? He, şu tarafta arkada var. Fatih'i biliyorum tabii canım. Fatih'i biliyorum. Yok yani ben çok daha öncesinden zaten bak şu arkamdaki düzen var ya bu zaten böyleydi. Sadece bu burada değildi karşımdaydı. Ben bir yani şöyle odanın geri kalanını falan göstersem yani ki şey bu tarafta komple spor malzemeleri bak şurada mesela kondisyon bisikletim gözüküyor. Yan tarafında büyük bir dumbbell setim var. Bisikletin zaten yan tarafında şu an biraz daha çevirsem benim arkamda şey oluyor. Bak şurada pilates lastikleriyle dumbbell'lar var chat'in arkasında. Onun arkasında şey var zaten düzen hani şeydi. Sadece ben kameranın açısını ve bilgisayar ekranı değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü benim yan tarafımda yazıcılarla baskı makinelerim var. Şu an yani yer açmak zorunda kaldım. Yoksa yani Fatih biliyorum canım Fatih ben... İçeriklerini takip ediyorum bu arada yani. İçeriklerini sevdiğim arkadaşlardan biri. Şimdi burası tamam. Ben şunu bir şöyle bir yerine göndereyim. Ekran değişikliği de yapayım. Hediye abonelik veremiyor muyuz ya? Valla şey değiştirdikten sonra muhtemelen. Katıl'da birkaç şeyi değiştirdikten sonra verilemiyor olabilir hocam. Zaten hani şimdi şu anki mevcut fiyat politikasından da hani çok vermek hani bilmiyorum yani tabii ki insanların takdirine kalmış bir şey ama şimdi bir dakika beyler o zaman ben bir oyun ekranıma şöyle bir hop geçtim şuradan da ufak bir dokunuş daha şöyle yapayım. Hop geldim buradayım.
Tamam, oyun ekranına geldik. Şimdi Pro Controller'ı da değiştireyim be. Şarjı az diyor çünkü. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu şeyim nerede benim Discord'um? Şu an Discord'da daha henüz 3 kişi giveaway için yazmış. Giveaway'e katılmak için gelen arkadaşlarım varsa Discord'da giveaway sekmesinin altına yazsınlar. Yoksa eşleşmemiz durumunda dahi Pokemon'u alamazlar. Bunu artık biliyoruz. Bu uzun zamandan beri bu şekilde uyguladığımız bir sistem. Ben de hemen şöyle internete bağlayayım cihazı. Hocam, en son açtığınız anketin sonuçları nasıl olur sizce? Vallahi şöyle bir tahminim var ama yani çok o konuda şu an benim yorum yapmam sağlıklı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü yani şey, tarafsız yorum yapabilir miyim? Ondan emin değilim. Ama yani şey, Arcanine ve Growlithe muhtemelen finali zaten görür. Yani görecek. Absol görür. Daha bu anketin ilk kısmı, bu öyle çok küçük bir anket değil bu arada, onu söyleyeyim. Serbay, senle eşleşmek için bu arada yazıyorum dostum. Bağlanan arkadaşlarım, iki takas yapacağız. Tek takas değil, iki takas yapacağız. Dolayısıyla Pokemon'u alan lütfen çıkmasın. İkinci Pokemon'u da vereyim. Şuradan ne yapıyorduk? Böyle hazırlayayım. Bayram hediyesi. Bayramda ben burada olmayacağım. Yayın açamayacağız. Yani bir dahaki giveaway'e kadar yayın olmayacağından dolayı iki tane şeklinde. Bir de geçtiğimiz hafta biraz benden kaynaklı hani bir eksik giveaway olmuştu hatırlarsanız. Onun da telafisi olması açısından şimdilik böyle olacak. Ben bir şöyle ayağımı artık uzattım. Evet, Serbay, şimdi ilk önce bir Stakata'nı verelim. Sonrasında çıkma lütfen, bir de Gazlord vereceğim. Bu arada arkadaşlar, şimdi geçmiş olsun neyin var diye soranlar olmuş. Tekrardan ben başta şey yaptım diye sonrasında biraz unuttum gibi oldu, söyleyeyim. Ayaklarımdan bir tanesinde şu an ağır bir enfeksiyon söz konusu. Üzerine basamıyorum. Ondan dolayı böyle iki gündür bir ayağım yokmuş gibi yaşıyorum. Ve tatsız bir maalesef durumla karşı karşıyayım. Yani işte ilaç milaç kullanmaya başladık ama bakalım ne zamana geçecek bilmiyorum. Şimdi şuradan şunu da vereyim. Valla bu biraz sporcu rahatsızlığından ziyade, ben zaten işte uzun süre ayağım ayakkabı içerisinde olmasının yanı sıra böyle birkaç tane daha şey var. Nasıl diyeyim, tatsız detay var. Şey oldu yani, böyle bir yara vesaire falan yok. Bayağı ayağımın altı enfekte oldu. Şey gibi olacak, Walking Dead benim ayağımdan başlayacak arkadaşlar. Adamlar pandemiyle yapamadıklarını ben ayağımla yapmış olacağım, öyle söyleyeyim.
Serbay güle güle kulağın dostum. Sercan şimdi senle eşleşmek için geliyorum. Benim kutularda maşallah efsane kaynıyor. Sorma ya, zaten bir kutu düzenlemesine gitmem lazım. Buradaki hiçbir şey değil. Buradaki böyle save dosyamı kaybetsem ve buradaki Pokemon'lar gitse üzülmem. Benim böyle 3 tane home ağzına kadar dolu Pokemon'larla. Ondan dolayı bir düzenlemeye ihtiyacımız var tekrardan. Bu arada ben Mighty Yana kazanmasını isterim demişsin. Vallahi şöyle... Zevkler ve renkler. Dolayısıyla ben hani verilen oylarla oluşan tier listi görmeden kendim çok yorum paylaşmak istemiyorum. Hani şey gibi olmasın diye. Çünkü ben iki tane ankette daha önceden kendi fikrimi paylaştığım için şey olduğunu gördüm. Durumun biraz değiştiğini gördüm. Unite Squad kodu açıklamada mı? Yo, bak benim şimdi şöyle göstereyim. Şu altımdaki bar var ya, bak burada YouTube, Facebook, yanında Instagram, onun da yanında Unite Squad var. Oradan şey yapabilirsin. O radar şey biz şey yaptık zaten. Eşin kadrosuyla İşte Galar şampiyonu olabilir miyiz diye bir seri yaptık zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 yayın falan sürdü. Oradan kalma takım. Kobalya'nın sonunda benim birkaç tane böyle takas yapmak için dışarıdan Pokemon'a ihtiyacım vardı. Onun için başa getirdim. Yoksa orası bayağı bildiğin eşin kadrosu zaten. Eşin final kadrosuyla oynadık. Sercan sen de güle güle kullan dostum. Berkcan seninle eşleşmek için geliyorum. Yanlış tıkladık. Tekrardan tıklayacağız. Bu arada sen de beni geçen köpek ısırdı yazmışsın. Şey umarım sıkıntılı bir durum değildir ya. Benim çünkü bir arkadaşımı yakın tarihte köpek ısırdı. İnanılmaz bir şey. Adam motor kullanıyor. Motorla giderken motorda giderken ısırdı ya. Motorun üzerinde ısırdı yani, düşün. Üçüncü dozu olacağım yarın. Çok geçmiş olsun ya. Çok sıkıntılı işler. Bağlı köpek ısırdı iş yerinden numune alırken. O daha da keyifsizmiş. Şu an seninle eşleşmek için bekliyorum. Hop, pardon, geldik. Hemen şuradan şunu verelim. Arkadaşlar burada hafta için merchlerle ilgili çok fazla mesaj atan arkadaşım oldu. İlgi için çok teşekkür ederim. Hatta hani paylaşıma başlamadınız ama satın alan arkadaşlar olmuş hocam falan diyenler oldu. Şöyle söyleyeyim. Sercan, o yazdığına birazdan geliyorum. Merchlerle ilgili bir iki tane arkadaşım toplu alım yaptılar.
kendileri sağ olsunlar, hani hem destek olmak için hem de böyle iltifat etmek için, madem böyle bir işe kalkışıldı diyerek böyle bir toplu alım mevzusu oldu. Ondan dolayı hani kendilerine bir şey yaptım, bir parti çıkartmış oldum. Ama normal koşullarda hani mevzu şey değildi, onu söyleyeyim. Hani satış başladı ama haber vermedim gibi bir durum değil. Mesela bugün hediyelik şey yaptım. Aynen Berkcan, sen bir aç kapa yap istersen. Neydi onun adı? Kanvas tabloları mesela şey yaptım. Bu arada böyle yani sevilme pek çok şey var. Bunların hepsini ekleyeceğim. Eklediğim şeyler hani orada zaten Discord'da göreceksiniz. Mesela sticker konseptinde böyle çok daha sevimli, şık görünen şeyler seçmeye çalıştım özellikle. Böyle bayağı illüstrasyonu güzel olan Pokemon kartlarının falan stickerları da olacak. Böyle minik stickerlar şeklinde, normal Pokemon kartı boyutunda değil. Kibrit kutusundan biraz daha büyük. İşte böyle defter üzerine ya da ne bileyim sağa sola konsolun üzerine bir şeye, hani bir muhafazaya falan yapıştırmak için, deform olmuş bir şeyin üzerine şık dursun da yapıştırabilecek pek çok böyle sevimli şeyler gelecek, stickerlar. Böyle bullet journal deniliyor galiba, o konsepte kullanılabilecek gibi. Bir de ayrıyetten şey tablolarımız olacak. Yani böyle işte ben mesela kendim şahsen raf olmayan yerlerde, boş kalan yerler benim kendi hobi alanımda beni bir hayli rahatsız ediyordu. Dolayısıyla ben bu tarz tabloların, görsellerin filan biraz daha ihtiyaç duyuyordum. Bu minimalde gene şeyler olacak ya da şey olacak, ne denir onun adına, böyle gene masanın üzerinde kitaplıkta filan kullanılabilecek, arka planı renklendirmek için kullanılabilecek şık şeyler gelecek. Oğuzcan, Berkcan alamadı, şey oldu, bağlantı problemi oldu. Şeye geleyim, Sercan, onunla ilgili birkaç tane ben de video gördüm. Kesinlikle Scarlet Violet'ten çok daha iyi Sword and Shield'daki özellikle signature move'lar. Yani imza hamlelerin animasyonları özellikle daha iyi. Ben de onunla ilgili minik bir seri yapmayı düşünüyordum hatta, ama 2-3 yapan kişi gördüm. Aynı zamanda şimdi yapmak böyle sanki içerik araklıyormuş gibi gözükmesin diye yapmadım ama dediğin gibi benim de niyetim var. Şimdi artık böyle üstünden biraz geçmiş oldu. Ben de şey yapacağım, minik onlarla ilgili görseller paylaşacağım. Çünkü bariz bir fark var arada. Yani çok iyi, çok güzel olan bir şeyi nasıl rezalet ettiklerini, rezil ettiklerinin resmi yani, öyle söyleyeyim. Şimdi bağlanamıyoruz. Ben bir iptal edip tekrardan giriyorum Berkcan. Sen de bir iptal edip tekrardan girersen aslında güzel olur. Arkadaki iki dotlar çok tatlı. Chat'te 3 tane can var. Selena canı çağırabiliriz. Hop, eşleştik. Gloom. Darksider. Darksiders çok iyi ya. Ben yani şöyle söyleyeyim.
O konsepte benim bugüne kadar oynadığım yegane oyun şeydi. God of War'du. God of War başında da dışında da o konsepte ilgimi çeken benim başka bir şey olmamıştı hiç. Ama Darksiders yani hikayesiyle olsun, karakter tasarımlarıyla olsun. Özellikle War Master'da oynuyorsun sen şimdi o ilk başta yani kim iyi kim kötü hani belli olmayan bir oyun aslında. Ben o tarz böyle şeyi seviyorum ya. Kaotik ortamları seviyorum oyunlarda. Çok başarılı bir oyun. Şimdi Berkcan güle güle kullan dostum. Oğuzcan senle eşleşmek için yazıyorum. Scarlet Violet'te oyun gerçek zamanlı ilerlediğinden daha fazla oyunsal problem olmasın diye çok üzerine düşünülmemiş animasyonu. Valla ondan dolayı olabilir. Öbür taraftan şöyle bir gerçek de var. Zaten Terrestrialize, Mercialize bir sürü animasyon efekt var ya oyunda. Ve bunların zaman zaman nasıl buglara neden olduğunu da biliyoruz. Belki bunlardan kaynaklı animasyonları daha basite indirmeyi tercih etmiş olabilirler. Çünkü şey yapamadılar yani. Scarlet Violet'teki ne kadar fixledik deseler de görsel bugların hep bitiremediler. Geçenlerde ben bir şeydi oyunda geziyordum. Light'tan böyle şey Kitakami'yi oynayayım falan dedim. Kitakami'de yakalamadığım Pokemon'lar vardı. Ya yani ilerlerken şey oldu. Karakterin kafası gitti. Böyle iple bağlanmış gibi arkalarda bir yerleri böyle tutunuyormuş gibi gözüküyor. Yani o nedenle hala o sorunları... Ben şeye de inanmıyorum bu arada. Scarlet Violet böyle geldi böyle gidecek arkadaşlar. Yani inşallah 10. jenerasyonda bizi şey yapmazlar, mağdur etmezler bu saçma sapan şeylerle. Yani şu Legend ZA'da mesela bu tarz problemler olmasın da. Şimdi artık döviz kuru sebebiyle falan biz malum kira ödermiş gibi oyuna para veriyoruz. Bağlanmaya çalışıyor. Genon inşallah Türkiye'den esinlenmiş olur. Yok ya mümkün değil. Ben hiç en ufak öyle bir beklentim yok öyle söyleyeyim. İsimsiz kahraman. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Koreli Moreli. Pokemon ayırt etmeyin. Pokemon Pokemon'dur kardeşim. Yazık bak o da üzülüyor. Bir selam verin adamın elini sıkın. Gul yabani eklesinler. Son DLC'de Pokemon'ların yürüme hızı anca düzeldi. Daha önceden çok geride kalıyordu. Son DLC sırasında anca bizimle aynı hızda yürümeye başladılar. Valla şöyle Oğuzcan, iki Pokemon var sen bir tanesini aldın sadece. Eksik aldın dostum. Evet bak şeyi almadın. Gazlord'u almadın. Bağlanalım tekrardan. Ali Rıza hoş geldin. Ali Rıza uzun zamandan beri Ali Rıza'yı göremiyoruz. Ali Rıza'yı görmek bu anlamda beni mutlu ediyor. Ali Rıza çünkü bizim kanalda bu etkinliklere başladığımız zaman ilk katılan arkadaşlarımızdan. Yok bayram konseptine uygun olarak Gazlord'u da verelim yanında dedik. Eyvallah dostum sağ ol. Yani geçmesini bekliyoruz işte.
Sormayın, yeni franchise verdim, ona koşturuyorum, vakit bulamıyorum. Valla ülkece pandemide yaşadığımız şeylerden sonra şu aslında çok klişe bir tabir ama bence hiç bu kadar anlam ifade etmiyordu diye düşünüyorum. İş olsun da kardeşim yani sıkıntı değil, yeter ki iş güç olsun. Şimdi de bak hala ırkçılık yapıyor orada. Pokemon'ların kökenleriyle. Ride on. Ride on dediğim zaman da böyle şey geliyor. Ben son yıl, hatta son 2 yıl o kadar çok Monster Hunter Stories oynadım ya. Ride on şeklinde. İlk verdiğim şey giveaway Zerora'ydı. Zerora. Rica ederim dostum, güle güle kullan. Ali Rıza gelebiliyor musun takas için? Giveaway için geldim, henüz şey yapmadım. Olur, hiç sorun değil. İlginç bir bilgi. Suya karşı 4 zayıf olan Rhydon surf öğrenebilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya şöyle, bazı Pokemon'larda değişik şeyler var. Mesela Charizard ilk oyunlarda Fly öğrenemiyor. Tauros'a falan öğretebiliyorsun. Onunla ilgili çılgın animasyonlar yapmış. Tauros böyle kuyruğunu pervane gibi çevirerek uçuyor falan diye. Var mı arkadaşlar giveaway için geldim, henüz takas gerçekleştiremedim diye. Monster Hunter demişken World önerir misin, Iceborne DLC'lisi? Vallahi bende var, çıktığı gibi almıştım. Bu arada mükemmel oyun. Mükemmel oyun. Ama şöyle bir gerçek var Sercan, şunu söyleyeyim. Monster Hunter'ın Stories dışındaki diğer oyunlarından hiç oynadın mı? Çünkü Monster Hunter'ın oyunları çok güzel. Herkese böyle hani bakınca uuu falan dedirtiyor ama player'lık olaraktan alışması çok kolay değil. Ben mesela Monster Hunter 3 Ultimate ile Monster Hunter macerasına başlamıştım. Ölüp ölüp duruyorum. Karşı tarafı bir türlü yenemiyorum arkadaş. Perişan oldum. Dedim ben beceremiyorum herhalde bu oyunu. İlk defa böyle dedim ki ben bir oyunu beceremiyorum. Sonrasında şeyi fark ettim. Meğersem bu şekilde öle öle yapamaya yapamaya ölmemeyi, ne bileyim komboları yapabilmeyi, silahların aim'ini ayarlayabilmeyi falan öğreniyormuşsun. Ondan dolayı yani Monster Hunter World oyunu zaten yüklüyorsun. Yanlış bilmiyorsam, yanlış da biliyor olabilirim, 68 GB falan bir boyutu var. Görseller çok güzel. Yani world diyor ya, harbi world, kocaman bir dünya. Ve görseller falan çok iyi. Bizim sıkıntı ne biliyor musun? Bizdeki en büyük sıkıntı. Bu tarz oyunları böyle insanlar popülaritesini geçmeden birlikte oynuyorlar. Yani birlikte oynadıkları için şey oluyor. Oyun akıyor. Yani sen bir şey başaramazsan bile arkadaşlarınla deniyorsun, tamam mı? Birlikte bir muhabbeti falan şey yapıyorsunuz. Ondan dolayı olarak yani kesinlikle şey çok başarılı yani. Çok iyi oyun serisi. Franchise olarak Monster Hunter hem eskidir hem çok iyidir. Monster Hunter World mi Rise mi? Şöyle söyleyeyim, ikisine ayrı bakmak lazım. Eğer bütününe bakacak olursam World. Bütününden kastım oyunda değerlendirmeye alabileceğin her detayı göz önünde bulunduracaksan World. Eğer daha seri, daha ekici bir, akıcı bir oyun deneyimi istiyorsan Rise. Rise'ın zaten diğer Monster Hunter oyunlarından en büyük farkı şu. Rise'da aksiyon çok hızlı. Bam 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 devam ediyor. World'de biraz daha farklı. Yani World'de mesela öyle gidip de
pat diye eline koymuş gibi canavarı bulamıyorsun. Bir ilerliyorsun, bir bakıyorsun işte canavarın dışkısı mı o diyorsun. Biraz ilerliyorsun, canavarın tüyü mü pulu mu o, iz sürüyorsun filan. Yani Monster Hunter Rise küçük bir coğrafyada geçiyor harita olarak baktığın zaman. Çok büyük değil. World o anlamda çok büyük. Yani ondan dolayı ben şöyle, eğer ikisinin arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak olsam, yani birini alabilirsin diğerini alamazsın gibi bir şey olursa, ben şahsen World'ü seçerdim. O da dediğim gibi yani hikaye var, çok geniş bir dünya var, şey ilerliyor. Canavarları birbirine düşürüp kapıştırmak çekiyor. Ya mesela bak, biz ilk Rise çıktığı zaman, ben ilk Rise çıktığı zaman bu arada oynamış biriyim. Oynama alışabilmek için canım çıkmıştı. Mesela şimdi geçenlerde bir girdim bakayım falan dedim. Mesela şey, kas hafızasını kaybetmişim. Bayağı tekrardan biraz üzerinde çalışmam lazım. Şöyle bir şey oluyor Rise'da. İlk oyuna biz başladığımızda haritada o kesmemiz gereken boss'u bulduk işte. Sonra haritanın başka bir yerinden bu seyahat eden, hani yaratıkların bir kendi rotaları var ya, o rotayı takip edip böyle bizim oraya gelen bir canavar oldu. Aa, canavarlar bizi bıraktılar, birbirlerine girdiler. Ne olduğunu anlayamadık biz birden. Şaşırdık lan, böyle çok ilginç ilerlemişti. Hoş dokunuşlar. Mesela şu wirebug olayı. İşte senin böyle şeylerin var, böceklerin var sözde. O böceklerle böyle ağ atıp Spider-Man'miş gibi hareket edebiliyorsun. Tabii cooldown'a giriyor ve birkaç hakkın var. Yani böyle sınırsız atamıyorsun. Bölüme başladın diyelim ki, iki tane wirebug veriyor sana. Sen haritada gezerek bu arada bonus wirebug falan kullanabiliyorsun. İki değil de üç taneye çıkartabiliyorsun. İşte bunlarla mesela kombolar. Zaten Rise'ın en büyük şeylerinden biri o. Şimdi normalde silaha alışıksın. Ama şey yaparsan, wirebug'la mesela kombo haline getirsen, işte böyle ağlarla yaratı tutuyor, diğer taraftan gunlance'le böyle yağdırıyor da yağdırıyor falan gibi şeyler var. Oyun bu tür konseptteki oyunlara alışık olmayan kişiler için, hatta bence bu tür konsept değil, Monster Hunter oyunlarına aşina olmayan kişiler için başlangıçta çok zor ve şey gelebilir, sıkıntılı gelebilir. Ama diğer taraftan baktığın zaman bir defa alıştın mı çok tatlı oluyor ya. Bir defa alışmana bakıyor. Şimdi arkadaşlar, şey için gelen var mı aramızda? Giveaway için gelen var mı? Erhan, hoş geldin. Giveaway için gelen varsa takas yapalım. Yoksa artık buradan katılabilecek kim varsa şey yapalım. Dynamax Adventure yapalım. Hadi gel bakalım, ben de şuradan o zaman kodu gireyim. Hazır bekleyeyim. Scarlet Violet'te 7 yıldız Meganium Raid'i var. Olabilir. Bende Meganium yok bildiğim kadarıyla. Berkcan, iyi yayınlar dilemişsin. Teşekkürler dostum. Sana iyi eğlenceler diliyorum. Olabilir. Erhan'la eşleşelim. Erhan'la takası gerçekleştirelim. Ondan sonra şey yapabiliriz. Hocam, gelecek hafta sonu yapacağınız yayının takipçilerle Unite olması. Hafta sonu bir kere Unite oynamıyoruz dostum. Hafta sonu giveaway yayını oluyor. Bizim bir böyle şeyimiz var. Yayın akışımız var.
Perşembe akşamları Unite yayını. Pazar akşamları Giveaway yayını. Salı değişken oluyor. Her zaman yayın olmuyor. Daha önceden salı da düzenli yayın yapıyorduk. Biraz aileye vakit ayırmak için salı şey yaptım. He, ama şöyle bir durum var. Bu hafta perşembe günü olmayacağım için şeye bakmam lazım. Bir aksilik olmazsa cumartesi günü, çünkü ben dönüş yapacağım. Cumartesi günü döndüğümde eğer çok geç dönmemiş olursam seyahatten, akşamleyin belki bir Unite yayını şeklinde yayın olabilir. Hani perşembeyi telafi olarak. Takipçilerle Unite olma olayı da şöyle. Normalde biz şey yapıyorduk, hatta ben bir ara yayında kendim oynamayıp moderatör gibi yorumculuk yapmaya başlamıştım. Yani 5'e 5 iki tane karşılıklı takım oluyordu. O takımla şey yapıyorduk. Ben çok biliyormuş gibi anlatıyordum. Öyle söyleyeyim. Ama bir iki tane tatsız olay yaşanınca sonra Unite'i ekibe çevirdik. Sadece kendi ekibimizle oynamaya döndük. Şimdi bundan sonra takipçilerle Unite oynama gene yapacağım. Ama şöyle, herkese almayacağım. Yayınlara düzenli gelen, yayınlarda etkileşim konusunda yardımcı olmaya çalışan, İşte sohbete muhabbete dahil olan filan arkadaşlarla daha çok oynayacağız. Yani bu biraz şey gibi. Şimdi ben burada yayın açıyorum ve sen yayına geliyorsun ya, sen iltifat etmiş oluyorsun bana. Aynı şekilde hani ben de Unite yayınında o tarz bir etkinlik yaptığım zaman ben de şey yapacağım yani. İltifata karşılık olarak böyle bir şey yapacağım. Yani daha aktif olan kişilere öncelik vererek. Çünkü bazen şey oluyor, tamam mı? Ben şimdi buradan yayın açıyorum. Adam yayına hiç gelmiyor ondan sonra, ama bir şeyler talep ediyor benden. Ya yani tabii ki her içerik herkese hitap etmeyebilir. Ama hani mümkün olduğunca haftada zaten kaç gün yayın açıyoruz ki? Yani böyle bir gelirsin, bir iki yorum yazarsın. Bir beğeni, bir like atarsın hani destek olmak için. Sonrasında işin gücün vardır ya da kendin başka bir şey oynamak etmek istiyorsun. Mesela bak, Berkcan geldi. Adamın canı şu an Diablo oynamak istedi ve Diablo oynamak için gitti adam. Ama yayında geldi, bak burada halimi hatırımı sordu. Sağ olsun Discord'dan takip etmiş, işte bu sağlık durumumla ilgili. Hani burada geçmiş olsun dedi. Üzerine konuştuk, sohbet ettik biraz. Gitti bak şimdi, yani Berkcan mesela bu inceliği yapıyor. Boş geçmiyor. Yani dolayısıyla kimin yayınlara gelip bizimle bu hani muhabbeti paylaşıp paylaşmadığını biliyoruz. Ben bu muhabbeti paylaşan arkadaşlarla daha çok oynadığım zaman da onlara öncelik vermek istiyorum. Zaten hani katıl üyelerinin hani bu o yani katılı pazarlama senaryosundan dolayı katıl biraz daha şey oluyor. Öncelikliymiş gibi oluyor bu tarz şeylerde. Ama bir taraftan da hani katıl olsun ya da olmasın, bizim yayınlarımıza gelen, muhabbetimizin bir parçası olan, bize hani destek olduğunu hissetmeye çalışan bütün arkadaşların muhabbetine karşılık vermeye çalışıyorum yani ben de. Sunucuda bir Unite ekibimiz olamadı, ben ona üzülüyorum. Valla aslında yani Oğuzcan, o konuda biz çok bir şey yapmadık. Biz oynadık, ekip kuralım demedik. Ekip kuralım deseydik bence en kötü 5 kişi olurduk. Hani biz daha çok eğlencesine oynayarak devam ettiğim için ben bir süre. Ondan dolayı. Erhan, ben de aratıyorum ama bağlanamadık galiba. Tekrardan şey yaparız. Berke, hoş geldin dostum. İyi yayınlar dilemişsin. Çok teşekkür ederim. Uğur, iyi yayınlar demiş. Misafirlik dedim. Şimdi eve geldim. Tekirdağ'da mısın dostum sen? Ailenin yanına geçiyordun, hala orada mısın? Erhan, ben bir daha bir aratayım şuradan. Yok, ben şey arkadaşlarla kaç defa yani takas gerçekleştirdim. Onda sıkıntı yok. Wild araya da olmasam da yani takas yapabildik.
Önümüzdeki hafta pazartesi döneceğim. Önceden keşke bazı şeyleri planlayabilseydik ya. Bu bayramda çok fazla İstanbul'a bir şekilde yolu düşen ya da İstanbul'a geçici süreliğine gelen falan arkadaşlar var. Keşke şey yapabilseydik de, organize olabilseydik de. Yani bir toplantı buluşma şeklinde olmasa bile herkesle görüşebildiğim herkesle burada görüşüp yüz yüze tanışmak isterdim. Kısmet olmadı bu sefer. Tekirdağ dayınsa İzmir'de amcam mı? Yok, banlamam da. Yani evet, bunun aklına gelmiş olması şey ilginç. Belki eşleştiğimiz zaman tabi. Arkadaşlar bu arada şey, bir Pokemon değil iki Pokemon. Şimdiden böyle bayram hediyesi şeklinde nacizane. Takataka. İşte anladınız. O arkadaşın yanı sıra bir de Shiny Gazlord veriyorum. Dolayısıyla ilk Pokemon'u aldıktan sonra çıkmayın lütfen. Sorun aslında İstanbul. İstanbul içinde bir yere gitmek işkence. Kesinlikle katılıyorum bu dediğine. Çok doğru bir şey. Tespit. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak, yani İstanbul'da bir yerden bir yere gitmektense İstanbul'dan başka şehre gitmek daha kolay oluyor, öyle söyleyeyim. Ben mesela buradan Sakarya'ya daha rahat gidiyorum. Yani şimdi ben mesela bayramın Arife günü ben de buradan şeye geçeceğim. Avcılar tarafına geçeceğim. Ben Çekmeköy tarafındayım. Çekmeköy'den işte şey yapacağım. Avcılar tarafına geçeceğim. Yani bir de gidişim şöyle bu arada. Şöyle söyleyeyim. Çekmeköy'den metroya bineceğim. Hiç yeryüzüne çıkmadan Üsküdar'a kadar gideceğim. Üsküdar'dan yer altından Marmara'ya geçeceğim. Marmara'yla dümdüz Halkalı'ya devam edeceğim. Halkalı'da ineceğim. Halkalı'da indiğim yerden işte arabayla bizi alacaklar. Arası bir 10 dakikalık mesafe. Ama yani bu raylı sisteme rağmen yoruluyor insan ya. Yani bir de raylı sistemde böyle gitmeyip de işte kendi aracımızla falan buradan çıkıp gittiğimiz zaman, yani şey diyordum ya, hani annemler oradan çıksın biz buradan çıkalım, Kocaeli'nde buluşalım daha kolay olur diyordum. Erhan patladık galiba. Sen bence bir gir çık yap, ne diyorsun? Aynen, bir patladı gibime geldi bana da. İstanbul'da trafik %2'ye düşmüş diyorlar. İstanbul'un %2'lik oranı bile pek çok şehrin trafiğinden fazladır. Bak geçen bayramda ben şöyle söyleyeyim sana, bu şey de vardı. Boğaz tarafına işte bu insansız hava aracı filan gemisini getirmişlerdi insanlar ziyaret etsin diye. Dışarı şehir dışına gitmeye bütçesi olmayan pek çok şu oraya bir yığılmış. İnanamazsın. Böyle bir kalabalık yok. Çok çılgın bir kalabalıktı. Shiny Kartana yakaladım bugün Pokemon Go'da. Çok zor oluyor aktarma yapmak. Vallahi bak şöyle, hakkını yemem şimdi. Raylı sistemde aktarma yapmak zor değil. Hiç yukarıya çıkmadan aşağıdan böyle biraz Pac-Man edasında labirentten geçiyormuş gibi geçiyorsun sadece. Ama İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çok zor. Yani artık mesafe kısa değil, çok kalabalık. Bir de bayramda biliyorsunuz toplu taşıma kullanımı mesela ücretsiz. Şimdi şöyle örnek vereyim. Eğer öğrenci mi öğrenci değilsen ya da mavi kart kullanmıyorsan, mavi kartta da nispeten daha ucuza geliyor. 17-18 lira ortalama bir otobüs, işte metroya bastığın ilk bilet.
5 kişilik bir aile, hani anne baba 3 tane de çocukları var diyelim ki, bir yerden bir yere toplu taşımayla gidelim diyorlar. Mesela atıyorum işte bu malum İstanbul'da pek çok böyle ne alanı diyorlar, mesire alanı denilen yer var. Gidelim böyle, yanlarına da bir çanta alıyorlar mesela, işte atıştırmalık matıştırmalık. Ondan sonra oyda termosundan çay içerim ya da işte seyyar çaycılardan çay alırım vesaire diye böyle. Buldu. Eşleşmiyor mu acaba dedim ya. Şimdi normalde adam bu şeye gitmek istese, mesafeye gitmek istese, 5 kişilik bir ailenin masrafı gözünde büyüyor. Yani neticede İstanbul'da yaşayan herkes şey değil ya, hani belirli gelir düzeyinin üzerinde değil ya, dar gelirli çok fazla insan var İstanbul'da. Bir de bunun dönüşü var aynı şekilde 5 kişilik. Adam ondan dolayı bayramda bunu fırsat görüyor. Yol parası ödemiyorum diye şey yapıyor. Bir de mesela ben yapı olarak, hani pek çoğunuz muhtemelen öyledir, kalabalık olacak ortamlardan uzak durmaya çalışıyorum. Yani en azından o dönem kalabalık olacak yerden uzak durayım hani diye düşünüyorum. İnsanların öyle bir kaygısı yok. Çoluk çocuk gidelim oraya, çoluk çocuk tepinsin. Hani biz de böyle ayaklarımızı uzatalım, rahatımıza bakalım falan diye. Şimdi böyle olduğu için bayramda, seyranda muazzam bir kalabalık oluyor yani. Keşke bana başka bir Pokemon verseydin. Bu Pokemon beni sevmedi, bana gelmek istemiyor. Havalimanından Beylikdüzü'ne nasıl giderim diye bilemedim. O yüzden uçak kullanamadım. Havalimanı, hangi havalimanından inecektin? İşte o önemli. Yeni havalimanı mı? Ben açıktan ünü okuyorum. Akbil için dönemlik 1200 TL ödüyorum okula. Abonman ise 250 TL ödüyorum. Yetişken abonman ise aylık ücreti 1388. Abonmanı yapıyorsanız tavsiye ederim. Eskiden İstanbul'da yaşıyordum. Alışmışım. 2 saat erken çıkıyorum evden ama Kayseri'de her yer 20 dakika mesafede. Erken gidip bekliyorum hep. Yeni havalimanı. Yeni havalimanı zaten ayrı bir imtihan ya. Yani şey gibi, bazı oyunlar vardır ya, oyunda böyle hani şey olduğun zaman, öldüğün zaman diyeyim, kaybettiğin zaman daha çok. Bu sefer ben de bir çık gir yapayım ya Erhan. Ama şey, başka bir Pokemon vermeyi dene bana bence. Hani böyle spawn noktası haritanın bir ucunda olur da tekrardan öldüğün yere gidip hani üzerinde düşen drop'u falan almak istersin ya. World of Warcraft'ta falan vardır mesela, bu Valkyrie'ler seni ta Fizan'da böyle canlandırır. Oradan geri gelmeye çalışırsın haritada yattığın yere, hani deneyim puanı falan kaybetmemiş olmak için. Türkiye'de de işte İstanbul'da da yeni havalimanı öyle bir şey. Çok kötü bir spawn noktası orası. Şimdi tekrardan şuradan bir şey yapayım. Gidip gelmesi bir imtihan. Gittikten sonra içeride bir şey bulmak ayrı bir imtihan yeni havalimanının. Hiç kullanmadım yeni havalimanını. Bir iki defa orası açıldıktan sonra uçakla seyahat etme ihtiyacı duyduk ama hep böyle şeyde, Sabiha Gökçen de bizim tarafımızda oldu. Sabiha Gökçen de burada böyle çok şey ya, nasıl diyeyim, kolay yani. Çünkü buradan metroya biniyorsun. Sabiha Gökçen'de dümdüz giden metro var şimdi. Öyle bir avantaj var yani. Eskiden şey olurdu. İşte araçla gideceğiz, kaç kilometre, kaç dakikada gidiyoruz, yani hesabını yapıp çıkıyorduk. Şimdi metro anlamda çok büyük kolaylık sağladı. Meganium raidlerini yapmadık. Şurada takasları gerçekleştirdikten sonra Meganium raidine geçeceğim ben de. Ben Meganium raid olduğunu unutmuştum. Sağ olsun arkadaşlar hatırlattılar. Erhan, başka Pokemon ateşle bana dostum sen.
Hangi Pokemon lazım Meganium için? Meganium'un terası ne arkadaşlar? Tera olarak hangi tür? Psychic tür. Şöyle yaparız böyle seriye birazcık şey yaparız, raid yaparız, bol herba veriyormuş madem. Sludge olur. Şimdi psychic mi peri mi? Evet ya, Erhan niye böyle yaptı bu? İnternetten dolayı. Monkey'in hayalet olan son evrimiyle giriyorlar. Şey mi? Anhilape'le mi? Anhilape'le ise hallederiz onu. Aha oldu. Duydu bizi Erhan, duydu bizi. Sorunsuz, bir de hemen şunun arkasından şeyi de verelim sana. Stakata'yı da verelim. Tamam, şu hemen şimdi kaç kişi var? Erhan'dan sonra şey var, Berke var. Berke'den sonra Uğur var. Onlarla hızlı hızlı takasları yaparsak bir aksilik olmadan hemen geçelim. Yapabildiğimiz kadar o zaman raid yapalım arkadaşlar. Herkese almaya çalışalım. Herkese aldıktan sonra da ekiple devam edebildiğimiz kadar devam edelim. Herba, iyi herba bırakıyorsa, çünkü herba olayını halletmek güzel bir şey olur, artı olur. Şimdi kaç kişiyiz şu an yayında bakayım. Kaç kişi gözüküyor? 19-20 kişi. Gene bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu an hali hazırda geçen hafta paylaştığım sponsorlu içeriğimizin yorumlar kısmına herhangi bir yorum yaparsanız otomatikman bir hediye kutusu çekilişi yapacağız. O hediye kutusu çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Yani orada artık yani ne kadar şey olursa bu anlamda şey olur. Ne denir onun adına? Şansınız artmış olur. Öbür taraftan şu an hali hazırda Discord'da etkinlikler sekmesinin altında 2000 özel çekilişi var. Kanalımız 2100 aboneyi geçti. Dolayısıyla bir 2000 çekilişi yapıyoruz. Oraya da yazarsanız eğer katılıyorum diye. Bir de 2000 özel çekilişi yapacağız. Gene bir hediye kutusu. Oradan da kazanma şansınız var. Yani hem videonun altına hem buraya yazdığınız takdirde kazanma şansınızı ikiye katlamış oluyorsunuz. İkisine de çünkü çekiliş yapacağım. Bir de ayrıyetten bizim katıl üyelerimizden oluşan grup için bir çekiliş yapacağım. Katıl üyelerimizin hiçbiri herhangi bir şekilde katılıyorum ya da katılmıyorum demesine gerek yok. Ben katıl üyelerini zaten doğrudan kendim gördüğüm için şey yapacağım. Ne denir onun adına? Bir çekiliş yapacağım ve o çekiliş sonucunu zaten paylaşacağım. Yani zaten çekilişleri hepsini paylaşacağım. Geçen sefer hatırlarsanız kimsenin aklında herhangi şaibeli bir şey kalmasın diye ben yazmıştım. Peki hediye kutusunun içerisinde ne olacak? Hediye kutusunun içerisinde bizim bu hediyelik eşya konseptinde ürettiğimiz kupalardan, bardak altlıklarına, stickerlardan, geçen kutu açımı yaptığımız zaman kutudan çıkan Pokemon kartlarından, henüz yetiştiremiyorum ama o zamana kadar yetiştirebilirsem en azından küçük bir şey, ne diyeyim,
kanvas tablo konseptinde bir şey. Yani böyle hediyelik eşyalardan oluşan bir kutu hazırlayacağım ve göndereceğim. Kazanan kişilerle doğrudan iletişim kuracağım. Bana açık adres gönderecekler. Buradan kargosunu halledip yollayacağım arkadaşlar. Ondan dolayı bir, 2000 özel çekilişi başlığımızın altına. İkincisi, doğrudan sponsorlu içeriğimizin yorumlar kısmında yorumma olarak sadece bir emoji dahi paylaşsanız yorumlarda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ve dediğim gibi bir de katıl üyelerimizden oluşan gruba bu şekilde bir hediyelik eşya şeklinde toplamda 3 tane kutu göndermiş olacağım. Tabii en şanslı olanlar katıl üyelerimiz oluyor burada. Katıl üyelerinin grubu çünkü diğerlerine göre biraz daha şey olduğu için. Katıl üyesi grubundan bu arada hani belli bir havuzumuz var bizim. O havuz içerisinden bu etkinliği gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi Erhan, diğerini yaptık ama bu gelmiyor. Ben home'dan alsam olur mu ya? Yanıma Sword ya da Shield oyunu almamışım. Vallahi hocam zaten şey, senin katıl seviyesi, katıl aboneliğin home'dan Pokemon alabilmeyi şey veriyor. Sen home takasına açıksın. Ondan dolayı olur. Sıkıntı değil. Onu o şekilde yapabiliriz. Home takası yapabilmek için sadece şey mi olması gerekiyor? Ne denir onun adına? Arkadaş listemizde ekli olmamız yeterli oluyor mu? Şimdi mesela home takası daha önceden yapmamış olan arkadaşlarım varsa bir hatırlatma yapalım. Nasıl olduğunu. Erhan, evet, şimdi öyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Şöyle hallediyoruz. O zaman bir sen şey yapar mısın? Bozar mısın? Hemen sizle takaslarımızı gerçekleştirelim o şekilde. Öncesinde bir Berke bekliyor. Berke'nin buradan oyun içerisinden Pokemon'unu vereyim ben. Berke, şimdi senle eşleşmek için aratacağım dostum, buradaysan. Kolun şarjı bitmiş. Şu kolu bağlayalım. Bir dakika ya. Şu da illa benim başıma iş açacak. Bum 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 bum. Valla kolda bağlantı problemi var. Bir dakika. Tamam, ben de şimdi direkt aratıyorum seninle eşleşmek için. Hemen giriyorum şuradan. Bu arada Uğur, home takasını nasıl yapabileceğimize dair hem bana hatırlatmak için hem de burada bilmeyen arkadaşlarımızın da öğrenmesine hani lazım olur sonrasında kullanmak için. Onu bir şey yapar mısın? Sana zahmet, yazar mısın? Böyle home'dan direkt spesifik takas yapmak için ne gerekiyor?
İnternete mi bağlanmadım ben? Bağlandım diye biliyorum ya. Basmadın mı ben deminden? Bak Erhan sen söylemesen ben bağlandım zannediyorum. Tekrardan gireyim. Hemen şuradan. Bu arada aranızda merak eden varsa biz oyun içerisinden alıyoruz bu Pokemon'ları. Bu adamlar yanında oyunu yok ya da bağlantı problemi yaşıyor. Doğrudan şeyden nasıl alabiliyor? Home'dan nasıl alabiliyor diye. Arkadaşlar bizim katıl üyeliklerimizin seviyesi buna göre belirlenmiş durumda. Belli bir seviyeden sonra oyuna hiç sahip olmasanız bile sadece bir tane Pokemon Home account'unuzun olması bu Pokemon'ları almanız için size yeterli oluyor. Yani bu şöyle katıl seviyelerinde bize iltifat edip de destek vermek için belli seviyelerden katıl olan arkadaşlarımıza benim de destek vermek için en azından yani muhabbete karşı muhabbet göstermek için yaptığımız şeylerden biri. Ben biraz geç girdiğim için olabilir. Şöyle yapalım Berke. İkimiz de iptal edip baştan girelim. Arası çok açıldığı zaman da bağlanma ile ilgili problem yaşıyor. Öyle bir olayı var bunun biliyorsun. Ben tekrardan aratıyorum. Sen de tekrardan aratırsan eğer. O aradaki boş zamandan dolayı benim boş zaman beklettiğim zamandan dolayı kopmuş olabilir. Bu arada arkadaşlar şimdi yaz ayları geliyor artık havalar ısınıyor. Dolayısıyla Nintendo Switch'inden oyun oynayan arkadaşlarım eğer bunu yaptırabilecekleri güvendikleri bir yer varsa ya da kendi ellerinden geliyorsa bir böyle açıp termal macununu kontrol edip böyle bir fan temizliği falan ufaktan bir yaparsanız iyi olur. Bakın benim konsollarımdan bir tanesinin o fan temizliğini ben yapmam gerekiyor. Şu an mesela aşağıda bekleyen konsollarımdan birinin fanı biraz gürültülü çalışmaya başladı. Daha önceden öbür konsolumda da olmuştu bu. Isınma problemi, fanın çok hızlı devreye girmesi falan gibi şeyler oluyordu. İçini açmıştım, şöyle güzelce bir temizlemiştim. Temizledikten sonra da şey yapmıştım. Berke ile eşleşeceğim derken biz Erhan'la eşleştik. Hadi deneyelim bir defa daha. Normalde sana zaten home'dan verecektim ya dostum. Hocam altınızdaki Unite Squad kodu çalışmıyor. Çalışıyor olması lazım. Şey yaparız. Bakarız. Olmadı. Discord'dan filan tekrardan yazarız onu. Çünkü şey başına hashtag koyuyor musun? Bak başına hashtag koymadan direkt C5 diye yazıyorsan çalışmaz. Başına hashtag koymak zorundasın. Eğer yani onu yapmadıysan zamanında ben o hatayı yaptığım için ben de insanlar gelememesine sebep olmuştum. Başına hashtag koymak gerekiyor. MS RTX 4 tavsiye ederim. Macun için kendim kullanıyorum. Valla macunda ben kendim ne kullanıyorum? En son bakmam lazım. Çok iyi bir markanın böyle tavsiye edilen bir markanın şeydi. Hashtag'e rağmen şey olmuyorsa Unite Squad'a bu arada şey hiç mi bulmuyor? Çünkü Unite Squad'a şu an başvuruyorsun, ben kabul etmezsem giremiyorsun gibi bir durum var. Ben Colgate kullanıyorum dedi Erhan. Signal kullan, frekansı daha iyi olur.
Erhan gene patladık. Sana şeyden vereceğim. Homdan vereceğim. Berke ile eşleşmeye çalışırken araya girdim. Bir Berke'ninkini vereyim ben. Hiç United ekibi bulunamadı diyor. Bakmam lazım dostum ona. Şu an nereden bakabilirim? Ben onu şeye yazarım. Yayın sonunda Şahin. Discord'da Unite sekmesini, Pokemon Unite sekmemiz var. Pokemon Unite sekmesinin altına yazarım ben onu. Bence Jazz'ı Sleep moddan çıkardığımda fan çılgın atıyor. Bir 30-40 saniye herkes de oluyor mu bilmiyorum. Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben genellikle arkadaşlar şey duymuyorum. Fan sesi duymuyorum. Dokta değilse, dokun içerisinde görüntü aktarımı yapıyorsam sadece fan sesi duyuyorum. Erhan sen eşleşme için girme. Berke ile eşleşmeye çalışacağım. Bir Berke'yi bekletiyorum. Berke'nin Pokemon'larını vereyim. Sonra Uğur'la sana home'dan aktarım yapayım. Çünkü diğer konsolumu bulmam lazım. Dur bakayım, diğer konsol nerede? Şarjı var mı bir de? Evet, Berke ile eşleştik. Şimdi Berke şuradan bir ilk Gaz Lord'u vereyim. Şöyle Şahin, o kod var ya. Oradaki kod zaten benim arkadaşlık kodum. Bana arkadaşlık atıyorsun orada. Ben hemen şuradan sana United Squad'ın kodunu yazıyorum. Chat'ten. United Squad'ın kodu bu dostum. Diğeri bizim şey kodumuz. Friend kod. Bana muhtemelen senin friend'in geldi. Yalnız oyun içerisinde ne isim kullanıyorsun onu bana yaz. Çünkü o yazdığın isme göre şey yapacağım ben. Kabul edeceğim ya da etmeyeceğim. Yabancı artık böyle hani tanımadığım kişileri kabul etmiyorum. Bir de uzun süre inaktif kalan kişileri çıkartıyorum. Hem arkadaşlık listemden çıkartıyorum, hem United Squad'dan çıkartıyorum. Çünkü çok karman çorman oluyor. Aktif oynayan kişilere öncelik vermeye çalışıyorum. Öyle de aklında bulunsun, 7 günden fazla inaktif kaldığın durumda çıkartılmış olabilirsin. Allah Allah, Berke ile de eşleşemedik. Ben bir mobile falan mı geçsem, ne yapsam ya? Bakayım ben de bir mobil veriye geçeyim olmadı. Direkt Discord'da Unite sekmesinin altına yazabilirsin dostum. Berke patladık sanki. Ben şöyle bir çıktım. Hemen şuradan bir internetimi değiştirip mobil veriye geçiyorum. Siz de mobil veride değilseniz siz de mobil veriye geçin arkadaşlar.
O zaman senin bağlantından kaynaklı değil de benim bağlantımdan kaynaklı olabilir Erhan ya. Muhtemelen bu statik IP muhabbetine falan sıkıntı yaşıyor da olabiliriz. Onunla ilgili belki bir işlem yapmak mantıklı olabilir. Yani benim açımdan en azından. İnternete bağlandık. Hemen şuradan giriyorum. Hemen hızlısından bir Berke ile tekrardan eşleşelim. Berke, seninle eşleşmek için geliyorum. Sen de eğer bağlantı problemi yaşamazsak şimdi zaten direkt sonrasında Erhan'la da aynı şekilde problem yaşamayız. Erhan, sana da direkt oradan veririm. Sen yalnız Magernan var demiştin değil mi bir de? Hop, bak çok daha hızlı buldu. Bekletmeden umarım sorunsuz da hallederiz. Şuradan şunu bir vereyim. Belki senin Nihilego'n var bile geçen haftadan. Tamam, oluyor. Böyle hızlısından. Sana şimdi dur. Berke, bak yanlış anlamamak için söylüyorum. Şimdi karışıklık olmasın. Sana bir de ekstradan Nihilego vereceğim değil mi? Önceki etkinlikten alamadığın. Tamam. Bunu vereyim. Bunun peşine de Nihilego'yu vereyim. Erhan, şimdi takaslar böyle biraz daha gecikmeli olsa da bu sanki oluyor gibi. Berke ile öyle oldu. Hatta hızlandı bile. Senle de tekrardan eşleşelim. Sana da hangisini verdim, hangisini veremedim demeden. Staccato'yu vereceğim değil mi? Gaz Lord'u verdim, diğerini veremedim. Bir de sana Magearna vereceğim. Sen Nihilego'ya gelebilmiş miydin Erhan ya? Sanki senin bir tane daha olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şey neredeydi? Bir dakika. Nihilego da burada. Şuradan da şunu vereyim. Ben böyle soruyorum da sana direkt şeyden bakayım ben. Geçen hafta Nihilego'ya gelmiş gözüküyorsun. İsim olarak yazmışsın ama. Staccato, Pokemon Home Magearna. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şu an ben buradan baktığım zaman ben buradan baktığım zaman Erhan da Ursifo alamamış gözüküyor. Sen Ursifo da çünkü ismin yazmıyor Erhan. Vallahi şöyle Berke, fazla fazla var elimde. Ve zaten katıl üyesisin. Yani şey dolayısıyla yani böyle bir hakkım var. Yani Ursifuları verebilirim. Estağfurullah, ne demek ya? Hiç yani sıkıntı değil. Ya zaten bu yayının amacı bu. Buna uğraşacağız. Onda şey değil. Yani Ursifulardan bak, var, hazır, burada bekliyor. Şey yapabilirim. Ursifu verebilirim yani. Hani takas için ihtiyacın olur. İki farklı oyunda da Ursifularım olsun dersin, öyle olur. Hani bir grubu Scarlet Violet'e tutarsın, bir grubu
Hani Sword'dan Shield'a tutarsın mesela. Yok yok, eşleşelim, vereyim. Kata ismini söyleyemediğimiz Pokemon. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben geçtiğimiz hafta zaten bir süreden beri Pokemon yan serileri falan bayağı yoğun oynuyorum. Hani bunu sizlerle paylaşıyorum, biliyorsunuz. Pokemon yan serilerin yanı sıra şurada hemen olması lazım. Bu Rapid Strike. Bende şöyle, hani konsollarda artık, yani 3DS konsollarında aramızda işlem yapılmamış konsol olmayan neredeyse kalmadı gibi. Yani en azından konsol olanların çoğunun konsolu artık şey, orijinal değil, yani öyle söyleyebilirim. Şöyle bir mevzu var. Ben şey yaptım. Aynen, tamam. Şimdi şu iki Ursifu'yu verdikten sonra direkt sana onları vereceğim. Başka eksiğim var mı diye baktım. Çünkü bir ara senin bu yer değiştirme mevzundan dolayı işte bayağı bir eksik kalmış gibiydi. Onu bir check edeyim dedim. Bu da One Hit KO. One Hit Blow. Ben şeyde, ne denir onun adına? Bu yanlış olmasın. Ben de Ultra Sun Ultra Moon oyunundan ikişer tane, normal Sun Moon oyunundan da ikişer tane var. Hem Amerika versiyonları hem Avrupa versiyonları var. Dolayısıyla ben kartuşlarda oyun oynayıp save dosyamı da saklıyorum. Ondan dolayı böyle şey, ne denir onun adına? Gene bir böyle şeye başladım. Moon serisine başladım. Ultra Moon değil. Normal Moon serisine, hiç save'i olmayan bir tane kartuşum varmış. Tabii böyle her detaylarıyla, inciyle, cinciyle falan oynayarak ilerliyorum. Eş zamanlı da sana başladım. Ya şu eski jenerasyon Pokemon oyunlarının verdiği hazzı hiçbir şey vermiyor arkadaş. Hiçbir şey vermiyor. Erhan, senle eşleşmek için girdim kodu dostum. Senle bağlanalım. Muhtemelen takasları gerçekleştireceğiz. Bak, Berke ile de problem yaşıyorduk. Benim internetimi değiştirdiğim zaman sorun çözüldü. Muhtemelen seninle de çözülmüş olacak. Bir de bazı oyunlarda şey çok hoş. Hani bilmiyorum, o şekilde deneyimlemiş olan, yaşadığım, benim gibi tecrübe etmiş olanınız var mı? Şimdi oyunu oynuyorsun. Böyle secret location'lar var bütün oyunlarda, biliyorsunuz. Bunların bir kısmı post game'de açılır. Bir kısmını early game'de belli koşulları sağladığın zaman ulaşabilirsin. Örnek vermek gerekirse. Sun Moon'da mesela işte Tauros'u alana kadar giremediğin kayalarla kapılı alanlar vardır. Ama ilk Kahuna'dan İşte şey aldığın zaman, Tauros'u aldığın zaman binek Pokemon olarak o kayaları kırıp bir iki tane yere erişebiliyorsun. Bu yerlere eriştiğin zaman doğrudan yakalayabileceğin, normalde başka yerde bulamadığın Pokemon'lar oluyor. Ve nispeten o alanda kullandığın zaman sana da avantaj sağlayabilitesi olan Pokemon'lar bunlar. Ben şimdi bunların hepsini falan toplaya toplaya gidiyorum. Bir de neydi şeyin adı? QR kodla Sun Moon serisinde mesela diğer bölgelerin starterlarını yakalamak için puan toplayabiliyorsun. Belli günler belli yerlerde şey oluyor. O Pokemon'lara özel spamlar açılıyor QR kodlarla. Ben mesela onu yapıyorum. Şu an zaten kadron komple starterlarda oluşan bir kadro oldu aslında, biraz bayat bir oyun oldu ama hepsini böyle tek tek yaparak ilerlemek gerçekten çok keyifli. Dostum iyi geceler, iyi yayınlar. Tan hocam çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben de iyi geceler diliyorum size. Erhan, bu arada sen benimle eşleşmeye çalışıyor musun? Shine. Hocam en son yakaladığınız Shiny Pokemon hangisi? Benimki Nospes. Valla şöyle söyleyebilirim. Benim en son yakaladığım Shiny Pokemon... Yani yumurtadan çıkarttığımı saymıyorum. Hakan, bir günde şu Serebi üzerine bir yayın yap. Bir ton bilmediğimiz şey var. Şöyle, ne konsepte bir şey, ne tarz bir şey olması, hani aklınızdakini benimle paylaşın. Şey yapalım. Yani bana özelden yazın isterseniz. Olur yani. Raid diyorduk. Evet, raid diyoruz Uğur. Şu bir Erhan'ın son Pokemon'unu bir türlü veremedim. Bir versem. Raid'e geçeceğiz. Ondan sonra Home'dan da şey yapacağız. Erhan, tekrardan aratıyorum dostum. Eşleşemedik bile. En azından eşleşiyorduk. Şimdi niye eşleşemedik ya? Bir Pokemon oyunları tarihçesi videosu zaten düşünüyordum. Sword and Shield'ın ranked'ı nasıl, hala oyuncu bulunuyor mu? Hala oyuncu bulunuyor. Şu Jules Boy kim şu an benim eşleştiğim, kim acaba? Şu an kiminle eşleştiysem bu arkadaşı tanımıyorum ben. Bizim chatten olmadığı da ve giveaway kısmına da ismini yazmadığı için... Şuradan hemen chatten çıkıyorum. Erhan, tekrardan senle eşleşmek için giriyorum. Eğer tekrardan aynı arkadaşla eşleşirsem, bizimle Discord üzerinde giveaway sekmesinin altından in-game nickini paylaşmamış biri ise direkt zaten bloklarım. Burayı okumuyorsunuz artık mı? Yo, okudum. Dedim ya. Raid yapacağız. Erhan'la bir eşleşebilip Erhan'a Pokemon'u verirsem direkt raid'e geçeceğiz dedim. Duymadınız galiba siz. Sword and Shield'da hala Ranked'da oyuncu bulunabiliyor. Raid'de de oyuncu bulunabiliyor ama bağlantı problemi var hocam. Yani bağlantı problemini işte mesela yaşıyoruz. Şu an canlı canlı yaşıyoruz. Mesela kaç kişiyle eşleştik, Pokemon'unu verdik. Adamla bir türlü eşleşip Pokemon'unu veremiyoruz. Bu adam online girip oynayabiliyor. Ben online girip oynayabilirim ama birbirimize bunu gerçekleştirmek zor olmuş durumda. Yayında gecikme ya da kopma falan mı oluyor acaba arada? Çünkü chatte yazan her şeyi okudum ve cevap verdim ama şey mi oldu acaba? Kopukluk mu oldu? Twitch mi geçeyim? Twitch de açık değil ki şu an. Tamam Erhan, şey yaparız. Ayrıca eşleşiriz. Hafta içerisinde seninle konuşuruz. Ya da mesai bitip geldiğin zaman direkt şey yaparız. Benim sesim mi gelmiyor ya? Allah Allah. Çünkü şey gibi.
Ben sanki konuşuyorum, o yazışmaları okuyorum ama şeyim olmuyor gibi oldu. Tamam o zaman şimdilik bu kısım bitti. Şöyle ben şuradan oyundan çıkayım. Şuradan Scarlet Violet'e gireyim. Çünkü bir defa değil biliyor musun? Birkaç defa, iki defa oldu. Şimdi. Erhan senin mesain yarın saat kaçta bitiyorsa mesain bittiği zaman bana yaz dostum. Ben yarın evdeyim. İstirahat ediyorum yani şu işte ayak durumundan dolayı. Yarın evde olacağım. Ondan dolayı şey yapalım. Senin müsait olduğun zaman da direkt takasları gerçekleştirelim. Eksik olan iki tanesini de vereyim ben sana dostum. Sabah 9'da evdesin. O zaman sen müsait olduğunda yaz bana olur mu? Müsait olduğunda yaz bana şey yapalım. Şimdi şuradan bir şey yapalım. Akşam. Hiç fark etmez. Müsait olduğunda yazman yeterli. Şuradan bir internete bağlanıyorum. Skeledridge kullanılabilir durumda benim şu an. Bunun dışında düşünüyorum ne kullanabiliriz diye. Ben de kendi bir raidimi bulayım hemen. Şuradan map. Şu sanırım. Bu arada raid'e girebilecek olan arkadaşlar. Raid için. Burada olanlar. Kendi raid'lerinin yanına da giderlerse. Herkes böyle haritada kendi raid'inin yanında olursa. Hani seri şekilde davet ata ata ilerleriz. Tamam. Zaten siz varsınız hocam. Siz fix yani bizim raid ekibinden. Şimdi şuradan bir çıkayım ben. Tamam Burak da var. Şeydi Serbay vardı. Sırayla burada raid'e girecek herkesin sırasıyla meganiumlarını alalım. Yani herkesin raid'i yapılmış olsun diyorum. Ali Aziz hoş geldin. Chat'i spamlarsan geçen sefer spam yaptığın için ban atmak zorunda kalmıştım. Gene banlamak zorunda kalırım. Lütfen chat'i spamlama dostum. Şu bakayım benim Meganium raid'im o mu? Bu. Tamam ben benimkini buldum. Şimdi. Burak şöyle yapalım. Raid için Pokemon'u ayarlarız. Ayarlarız. Zaten bir iki sefer şey yaparız. Oturturuz. Aha, şey de Oğuzcan da geldi. Güzel. Tamam şeyiz kalabalığız. Şöyle yapalım. Burak. İlk istersen senin raid'ini yapalım. Sen kod paylaş. Sonra sıradan devam ederiz. Yani benim şu an aklımdaki şu. Şunun bir check summary'sine bakayım. Pokemon ne alacaksın? Güzel. Vallahi ben bunu kullanmayı düşünüyorum. Bak hocam Sword Shield'da Fast Traveler Corviknight yaparken SV Scarlet Violet'te neden başka Pokemon'lar yapıyor biliyor musun? Bilmiyorum onunla ilgili doğrudan paylaşılmış bir şey yok ama o Corviknight'la seyahat etme olayı yani bu Corviknight taksi olayı da Flying taksi olayı muhtemelen Galar bölgesine özgü bir ulaşım şekli sistemi olduğundan dolayı öyle.
Yani Torch Song yaparak devam edilebilir. Inhalape ya da Skellerich öneriyorlar. Skellerich'imiz var. Senin de güçlü bir Inhalape'in vardı hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen de şey yaparsın. Inhalape'le girersin. Benim şuradan bakayım. Benim Inhalape'im var mı? Ben de Inhalape yoktu. Ben sizden ödünç almıştım ama. Skellerich'i kullanırız ya. Inhalape'e gerek kalmayabilir benim için. Discord'a bakalım hemen. Nerede? Şimdi bakıyorum, evet, ne lazım burada? Taunt artı Flink support için Critic Helping Hand Skill Swap support Power Trip main attacker. Ben şöyle diyorum, bence direkt şey yapalım, bir deneyelim bir tur. Belki bunu yapmaya, yani buna efor harcamaya ihtiyacımız kalmadan şey yapabiliriz. Bu şey mi? Ne denir onun adına? Tek atmalık mı bu? Ne tek mi atıyoruz yani bu şeyle? Kombinasyonla. Tek atma değilse direkt bir deneyelim ya. Pokédex'te bu durum Tinkatu'nun Corviknight'ın doğal avcısı olması ve çekicini Corviknight'tan yapmasıymış. Bak bunu bilmiyordum. Evet, biz Skellerich alalım. Ben şöyle o zaman ben davet... Burak sen at bir davet. Senin davetinden gidelim ilk. Ben de hemen Poke Portal. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Oğuzcan aramızdaysa, Oğuzcan tabii bunu çok sevmez de, Shellbell verebilirsin Skellerich'e. O zaman hemen bir onu yapalım. Benim gerçi Shellbell'im kimdeydi acaba? Şahin görüşürüz dostum. Ben şeyden gördüm senin bu arada. Discord'dan yazdığını şey yapacağım. Oyuna girdiğim zaman yayından sonra halledeceğim onu. Açıyorum. Aç bakalım. Çanta. Geliyorum hemen. Şuradan bir Shellbell'im var mı bir bakayım. Var da kimde acaba? Şunu bir alayım ben, vereyim de en azından şu olsun. Şimdi Shellbell aramaya uğraşmayayım. Hemen şeyden geliyorum. Kodla. Altı R. Bir girelim görelim. Hazır şey olmuşken.
fikir edinmek için. Ben sadece fokus seç verdim. Hani bir canlı da olsa hayatta kalma ihtimali için. Nasıl olur ya? Bir kişilik daha yerimiz var arkadaşlar. Anhlape olan ya da Skill Regi olan gelebilir. Son bir dakika. Bir kişilik daha yerimiz var. Serbay geldi. Dörtledik. Şimdi ben yapmadım. Serbay sen raid'i yaptın diye biliyorum. Torch Song yaparaktan special attack falan mı stackliyoruz biz? Yoksa Shadow Ball tarzında bir şey kullanıp da hani şey mi yapıyoruz? Nasıl bir strateji izlemek daha mantıklı? Buradan şöyle bir chat'i çekeyim. Aha light screen yaptı. Ha. Torch Song spamlıyoruz o zaman. Haydi bakalım. Aha yaktık. Ben bir Torch Song daha kullanıyorum ve ondan sonra heal'a geçiyorum arkadaşlar. Aa finch etti beni. Heal yapıyorum ben. Kalkan açtı. Abi ben hack skill'i çözdüm, onunla geleyim mi? Illuminati'me geliyor. Yani Berke olabilir. Şimdi buradan bir artı. Son heal'ımı attım. Heal'ım bitti bu arada arkadaşlar.
Hop yatıracak ya bu beni. Heal'ım yok arkadaşlar, haberiniz olsun. Meganium'da Unreveal dediği zaman ne oluyor? Orada bir şey mi var? Ne denir onun adına? Bug filan mı var? Yatırdı beni. Sanki patladık gibi mi geliyor da bakalım. Patladık gibi, bu sürede yetmiyor. Çok büyük hasar çıkarmak lazım. Aha, süre yeter. Ölmezsek bir tane daha şey yaparsak belki. Belki deminki gibi bir hasar çıkarsa yan yana hep beraber. Hadi hadi, efektlerle süremizi yiyorsun. Süremizi yiyorsun. Zaten süre kalmadı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Aslında bayağı yaklaştık. Olur. Bir Discord'a at, ben de buradan arkadaşlarla paylaşayım, diyeyim ki böyle bir moveset kullanmamız gerekiyor. Terra Ghost ya da Stellar olsa bence alırdınız. Valla Tera'ya da çok geç gittik. Niye diyeceksin? Çünkü hayatta kalmakta zorlanıyoruz. Pokelopedi, hoş geldin dostum. İyi yayınlar. Ayrıca anhı deyip fazla hasar aldı normalden. Evet. Ben zaten heal basmaya birazcık anhileyip çok düştüğü için şey yaptım ama. Şimdi şöyle. Mustafa hoş geldin dostum. Tera'yı değiştirmek için şimdi şöyle düşünüyorum. Hangi şehirde Tera'yı? Bu normal antrenörün olduğu şehir hangi şehirde Tera'yı değiştirmek için? Nereye gidiyorduk? Medali. Ben yanlış hamleler yaptım, ondan çok hasar yedim. Valla ben de bir ara kararsız kaldım. Heal'a basladığım zaman acaba şeyi bozar mıyım diye.
Yok, ben şimdi hazır, bende zaten şey varsdır. Terasını şimdi buradan direkt şey yaparım. Yes. Benim bir kere ölmem normal, beni kurtarmayın. Tamam. Ben bu arada şey yaptım. Teramı değiştirdim. Şimdi şu SV akından hemen bakıyorum. Torfsong, Shadow Ball, Protect, Will-O-Wisp. Ignore Buff the Cursed, Unaware. Will-O-Wisp öğretmek lazım bence de. Ben bir bakayım, bende var mı? Olması lazım. Varsa onu bir öğreteyim hemen. Evet, burada var. Şunu bir. Şuna. Overheat yerine. Bunun dışında... Ben Life Orb'u ilk tur Sunny Day yapayım mı? Bence Sunny Day yapmaktan ziyade sen stacklemeye başla. Ben Will-O-Wisp atıp burn yapmaya çalışayım. En mantıklısı oluyor. Kod paylaş dostum. Hemen girelim. Kalkan açıp statları sıfırlayıncaya kadar Shadow Ball atmak daha iyi olabilir. Mantıklı. R, J, C, 0, K. Ben 3 tur Torch yapacağım. Zaten aslında prensip olaraktan hepimiz onu şey yapmak istiyoruz. Ama Serbay'ın dediği de mantıklı. Bir statları sıfırlayacak ya, statları sıfırladıktan sonra Torch Song yapıp stack attıktan sonra Ghost Terra açıp Shadow Ball spamlanabilir. Ben ilk tur bir Will-O-Wisp atayım. Ya tank olarak şeyi düşündüm acaba. Şey mi yapılsa? Umbreon'la girip Taunt tarzında bir şey yapıp nasıl olur diye. Karanlık tür ya. Psychic, Zen Headbutt'tan falan yüksek hasar almaz. SP Defense vesaire falan da yüksek. Hani bir o şekilde düşündüm ama bak geçen sefer bile hani Uğur ben yanlış yaptım dedi. Ben gene şey yapamadım. Hani ilk seferde bile bir defa daha vursak mesela şey yapıyorduk. Neredeyse indiriyorduk. Bence yenmeye çok yakındık. Bu sefer hallederiz gibime geliyor. Ben şöyle biraz gerildim arkadaşlar. Ayağımı yukarıda tutmam lazım. Çünkü şey... biraz şişmeye başladı. Aşağıda fazla tuttum. Ondan böyle ekrandaki duruşum biraz tuhaf gözüküyor olabilir. Kusura bakmayın. Uğur taunt atıyorsun da işte çok fazla hasar alıyor ya. Ama gerçi bir tur bir sefer ölmem normal dedin. Şey Oğuzcan
Scarlet Violet Akın sayfasına Burak attı görselini. Willow Wishp'i vurdum. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Buna taunt yapmazsak bunun curse'ü bizi mahveder ya. Bakalım şey spamlamadan girdim direkt de. Çünkü çok hızlı şey TR'ye dönebildim. Special attack spamlamadan. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Yok böyle yetişmiyor. Her şeyi sıfırladı. Tam zamanında sıfırladım var ya. Üf. Seed Bomb'la ne yaptı öyle? Çok yüksek vuruyor. Şimdi yatıracak beni muhtemelen. Ben heal atmaya çalışıyorum da. Yani full heal basıyorcam şimdi şu andan itibaren. Zaten bir tanesini kullandım. Ama işte geçen sefer daha iyiydik ya. Geçen sefer daha iyiydik derken yani şeydi. Daha fazla azaltabilmiştik. Bu sefer daha sert geldi. Bir tane teralı var aramızda. Teraları patlattı adam ya. Tek atıyor. Kritik vuruyor, tek atıyor. Acayip bir şey. Ben bunu sola keserim. Siz sadece heal oynayın olur mu? Olur. O zaman şöyle yapabiliriz.
İlk 3 tur ben heel yapayım. Sonra 3 tur Burak heel yapsın. Sonraki 3 turda artık oraya kadar görürsek ya da gelirse Serbay heel yapsın. Uğur'u hayatta tutmaya çalışalım. Can çok azaldı diyelim ki tek heel yetmeyecek gibi düşünürse aynı anda çift heel'a falan döneriz. O da hani tamamıyla şey bizim inisiyatifimizde olsun. Burak, kod paylaşır mısın gene? Ha, tekrar açıyorsun dostum. Kod bekliyorum senden. L, P, 7, P, 9, L. Game 8'e diyor ki Nowhere Ability ile Cursor'ı Ignore'la Third Song ile Terra olana kadar SP arttır, Shadow Ball vur, Speed düşürebilir. Ability'ni Disable yaptığı zaman Protect bas. Ben bir şunu seçeyim. Şu seçilirken bir şöyle bir şeye bakacağım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben Umbreon mu gelsem ya? Ben Umbreon geliyorum. Ya da bir dakika, ben şimdi Umbreon gelirsem ama Uğur o zaman şey yapamaz mı? Yo, yapar. Heal basacağım zaten. Son 30 saniye. 20 saniye. Son 10 saniye. Burak, boz istersen diyeceğim, bozamayacaksın. Uğur gelmeden başladı.
Aha. NPC'nin de ambriyonu var. Hey maşallah, ne yaptın ya? Body press kullanıyor. Ne vurdu? Vuruyor da. Defansını ve atağını düşürüyorum. Body press ne vurdu? Şeyi de vuramıyor. Lan bu da special atağını düşürse var ya, efsane olur da. Ben şimdi şuradan bir heal atıyorum artık. Sonra gene bir taunt yaparım. İzin verirse. Hadi bir sal bizi ya. Buradan bir heal. Derken savunma bastı. Neyse işe yarar. Heal olsaydı daha iyiydi. Aha gidiyorum. Gitmemem lazım. Hayır. Ne kadar heal verdi? Güzel verdi. Son bir healım var arkadaşlar. Son bir heal kullanıyorum. Healım kalmıyor. Hop, bizim tarafı şey yaptı. Öyle değil güzel. Şimdi ben bunu tickle'lamaya devam edeyim. Taunt yapmadan önce birkaç defa tickle tutturmam lazım benim buna. Çünkü şu an bana vuruyor. Taunt yaparsam daha büyük vuracak. Kendinden negatif etkileri sildi. Curse yapıyor, hayır. Thunder Wave var ya, şu Umbreon şu Thunder Wave'i bir yapsa çok tatlış olurdu da. Yine tickle yapamıyoruz. Tickle yapamıyoruz, ne yapacağız? Ben de saldırıya döneyim biraz. Bir şey vuramıyorum ama. Of, tekledi. Çünkü iki defa curse yaptı, ben iki defa tickle tutturamadım. Ve bu body press'in dövüş türü olması benim hiç hesaba katmadığım bir mevzu. Niye yapamıyorum ben bunu ya? Beni tekliyor arkadaşlar. Ben yokum. Ben hiçbir şey yapmayıp bekleyeceğim şey olmasın diye. Sizlerin şeyini yemeyeyim diye. Süresini yemeyeyim diye. Ben hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Hoş geldin Ali Rıza. Yaparız. Ben şöyle bir şey yapayım. Ben çünkü şeyi göremiyorum. Şuradan da göreyim.
Şöyle yapayım da. Alıyorsunuz be bu sefer. Aa, kendisi taunt kullandı benimki. Ben bir şey yapmadım, kendisi taunt kullandı. Ya arkadaş yapma bunu. Mecbur dark pulse falan basıyorum ben de. Paralyze oldu. Bir tane daha. Şansı aldık ha. Çünkü bana tek atıyor. Bir tane vursa bitirecek beni. Benimki gitti, bir de kendisi taunt attı. Evet. Şimdi buna ne atalım? Buna rengi yakışacak ne var? Nest ball atıyorum. Aynen öyle. O paralyze olayı çok büyük şey yaptı yani. Ben taunt bastığım için şey yapamadı. Curse kullanamadı. Bitter ve soğur verdi. Evet, ben şimdi kendi haritamdakine gidiyorum. Şey yapalım. Burak'ınkine yaptık. Şurada bir yerdeydi, benimki neredeydi? Şuradan geleyim. Sıradan yapalım. Hayır Uğur, zaten muhtemelen sen olsaydın daha hızlı bitirirdik ha. Çünkü ben şey yaptım. Diğer Umbreon'un tek bizim için yaptığı şey artı şey oldu. Ne denir onun adına? Paralyze etti. Thunder Wave, yalnız bu arada Thunder Wave ben Umbreon'a öğreteyim. Terra Blast yerine öğreteyim yani onu. Ben gene Umbreon girip şöyle, Uğur, senin unhelayıp kullanırken taunt yapmak senin işine yarıyor mu? Desen yani taunt yapmak zorunda mısın? Sen taunt yapmak zorunda değilsen sen taunt yapma, ben yapayım ondan dolayı diyorum. B7 X2 W. Şurada da Q var.
Şimdi ben gene Umbreon alayım. Şu an iki kişilik boş yerimiz var. Ali Rıza ve Oğuzcan, sizler gelebilirsiniz. Sizinkileri de yapmış olalım. Şu an yer var. Sırayla gideceğiz işte. Berke. Tamam, şey taunt'u ben yapayım. Taunt oyunun başında ilk ben taunt yaptım. Peş peşe bir de tickle yapabildim. Tickle onun fiziksel hasarını düşürdüğünden dolayı mesela çok işe yaramıştı. Ali Rıza şey skill rage alabilirsin. Unhelped de olabilir, Dark Terra ya da Skill Rage olabilir. Yani hangisi varsa. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hayatta kalmak amacımız. Çünkü Uğur şey yapacak. İki vuracak. Eğer planladığımızı yapabilirsek. Hayatta kalmamız lazım ondan dolayı. Ki hani statları sıfırlamasın. Büyük hasar çıkartabilelim. Şimdi ben direkt ilk tur Taunt'la başlayacağım şey olmasın diye. Ne denir onun adına? Will-O-Wisp yap dostum. Will-O-Wisp yap, ben de Taunt yapayım. Yavrum be, her şey açıyor, yürü be. Ben şuradan bir Taunt'ımı basayım. Çok vurdu. Şimdi biriniz heal yapsın arkadaşlar. Ben de yapayım. Oğuzcan heal ilk sende olsun. Ben tickle yaparaktan savunmasını ve hasarını düşürmeye çalışayım. Şöyle de bir sıkıntı var. Heal gelmiyor. Heal gelmediği için şey yapamıyorum. Taunt yapamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Mümkünatı yok yenmemizin. Çünkü yani şey diye konuştuk. Hani unuttunuz sanırım arkadaşlar. Hayatta kalmayı oynayacağız dedik. Herkes atağa odaklandı. Şimdi taunt yapmaya çalışıyorum. Canım azaldığı için taunt yapamıyorum. Taunt yapamadığım için curse yapıyor. Bak kaç defa şey yaptı. Geçmiş olsun. Bak taunt işlemedi. Tek attı bana da. Heh, bitti.
Yeniden girmeden şu taktiği bir konuşalım. Benim sesim gelmiyor mu? Deminden de chatten çünkü birileriyle konuşurken hani sanki ben cevap vermemişim gibi falan oldu. Belki bir kopukluk vardır. Yani şey yapalım. Şu bir taktiği bir konuşalım. Herkes atak yaparaktan bunu yapamayız. Yani en başta bakın şey dedik. Ali Rıza, Oğuzcan, benim sesimi alıyorsanız bir emin olalım. Sesin geliyor yazın da bana. Ben bir bileyim sesimin geldiğini. Çünkü yani şey yapacağız. Biz hayatta kalacağız ve Uğur'u hayatta tutmaya çalışacağız. Şey olacak. Yani bu sayede gideceğiz. Çünkü adam diğer türlü curse bastıkça bizi bitiriyorlar. İşte çünkü Meganium curse bastıktan sonra geçmiş olsun. Tek vura vura geçiyor. Şöyle yapalım. Ali Rıza ilk heal sende olsun. Oğuzcan ilk willow wish battıktan sonra sen de şey ikinci heal da sende olsun. Ben ilk taunt atacağım, sonra tickle'la defansını ve hasarını düşürmeye çalışacağım. Fiziksel hasarını düşürüyorum ben tickle'la. Bir de dur girmeden hemen bir bakayım. Bir dakika. Hemen bir başlamadan şuradan şey yapmam lazım. Geliyorum. Ya yanlış bastım. Ben yetişemeyebilirim. Şimdi buna bağlanamayacak. Bu da ben diğer tarafa kod girip bağlanacağım. Bir tane fazla bastım, gittim milletin raidine giriyorum. Evet.
B. E. W ve Psy Strike değil ya, şey vuruyor. Zen Headbutt vuruyor. Ben şimdi onun saldırısını da düşürtmeye oynayacağım. Başladı mı? Ben giremiyorum, sürekli kopuyor. Servay iyi yanlar, iyi oyunlar demiş. Eyvallah. Teşekkürler Servay. İyi geceler sana da. Şimdi yapılı anhalayıp. Benim raid'in oradayız. Ben şey yapayım. Ali Rıza ile şey gelsin. Oğuzcan gelsin. Bir de şey. Berkay buradaydı. Link kodla davete basıyorum. Hemen şuraya da link kodunu yazayım. Ekranda da kocaman var. K8K N L C şöyle. Change Pokemon. Herkes geldi. Pokemon'ları ayarlayın arkadaşlar. Şöyle Skill Rage yapabilirsiniz. Eğer Hayalet Terra ise. Ondan sonra çok büyük artısı olur. King Gambit'le dene yani Ali Rıza. Neticede denemediğimiz için şeyini bilmiyorum. Oğuz, senin de Pokemon'u değiştirmen lazım. Oğuzcan. Şöyle yapacağız. Ben ilk tur taunt atacağım arkadaşlar. Ben ilk tur taunt atacağım. Oğuzcan sen ilk tur Willow Wish Pat. Sonrasında şey yap. Willow Wish Pat'tıktan sonra ilk heal sende dostum. Ben Baby Doll Eye falan yaparaktan hasarını düşürmeye çalışacağım. Taunt'tan sonra. Dark elimde bir tek bu var. Tamam şey yapalım. Onayla başlayalım. Deneyelim. Communication due to error diyor. Ya bir böyle zaten internet kopmaya başladı. Bu çok kopuyor ya.
Bir deneyelim bakalım Uğur. Bir salsam mı biz artık? Şimdi ben buna Baby Doll Eye yapacağım. Bu ilk hamle şansı bunun ya. Hani ondan dolayı hasarını düşürmeye oynayacağım. Hiyal'ı takip edelim. Bu Baby Doll Eye'ın hamle önceliğinin olması çok büyük avantaj oluyor. Bir tur heal lazım sanki bize Oğuzcan. Taunt failliyor. Şu an işte buradan sonra dikkat etmemiz lazım. Curse yapacak çünkü. Taunt failliyor. Heal geldi. Ben hasarını düşürmeye oynayacağım gene. Bak bunu da yaptırmıyor. Kalkanı açtıktan sonra Taunt'la şu durum etkisi olanları atmaya izin vermiyor. Niye bilmiyorum. Bak gene fail. Kalkan açtıktan sonra yalan oluyor. Beni de indirdi. Ya bir bug bu. Saçma sapan bir bug yani. Çünkü normalde kalkan olmasa da yapabiliyoruz diye hatırlıyorum ben. Şimdi tekleyecek bak gene tek attı bana. Geçmiş olsun. Oy. Oy. Gerçekten oy yani. Bak kalkanı açtıktan sonra bir tane bile yapamıyor ya. Bir tane bile yapamıyor ya. Ben gene yattım. Ben hiçbir şey basmasam daha iyi. Çünkü şu an sırf zararım yani ben. Zaten kaybettik yani şey değil de. Neden olmuyor? İşte ya bir bug var. Kalkan açtıktan sonra taunt işlemiyor. Tickle mickle istemiyor. Kalkanını kırmadan tekrardan basamıyoruz onları. Yani bizim şöyle bir strateji izlememiz lazım. Şöyle. İlk ben taunt atacağım. Ben taunt attıktan sonra ben heal yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın taktiğimiz şu. Ben taunt atacağım. Taunt attıktan sonra ben şey yapamıyor ya. Curse basamıyor. Bizim için önemli olan curse. Curse basamadığı için heal bende. İlk tur taunt sonra heal bende. Komple şey yapın siz.
Atak yapın. Ama King Gambit bence burada çok işe yarar bir şey değil. King Gambit yerine sen de Skill Rage seç bence Ali Rıza. Bombalayın. Torch Song, Mort Song bombalayın. Ne kadar hızlı kalkanını getirirsek, ne kadar hızlı kalkanı bitirirsek bence daha iyi olacak bizim için. Bak kalkanı kırmamız lazım işte. Aynen ben de onu düşündüm. Ya şuraya bir koyayım. Ali Rıza'da Skill Rage vardır ya. Ali Rıza'da hazır varmış. King Gambit değil, Skill Rage yapalım. Skill Rage'in sadece Ghost yapacaksın. Tamam, onu sadece Ghost yapsan. Yaptığın zaman bana söyle. Ben kod paylaşayım. Süreye karşı şey yapmış olmayalım. Uğraşmış olmayalım. Taunt'la ilk 3 tur heal bende. Benim heal'ım biterken ben şöyle söyleyeceğim. Hazır, tamam, o zaman paylaşıyorum kodu direkt. Ben ikinci heal'ı bastığım zaman söylerim. Benden sonra biri heal'a geçer. FN FP P şöyle. Yani ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Benim aklıma gelen şu, ben taunt yapıp heal alacağım ya. Siz üçünüz de skill rate'siniz. Torch Song'ları bombalayın. 3 tur, 4 tur. Torch Song'lar yani en azından 3 tur. Ben çünkü heal'ı da yapacağım ya. 3 tur siz Torch Song'ları bombaladıktan sonra special attack stacklemiş olacaksınız. Kalkanı ne kadar hızlı kırabilirsek o kadar iyi. Kalkanı çok hızlı kıramazsak çünkü curse yapmaya başlayacak. Curse yapmaya başladıktan sonra da bam güm zaten tek atmaya başlıyor. Oğuzcan geliyor musun? Geldin. Tamam, ikinci heal'ı attıktan sonra dediğim gibi söyleyeceğim. Çünkü şeyde Discord'da sesli de değiliz. Size biraz geç gelecek. İkinciyi attım diyeceğim. Üçüncüyü takip edersiniz. Benden sonra biri heal'a geçer. İlk taunt yapıyorum. İlk 3 tur heal bende. Torch Song'la vurabildiğiniz kadar vurun. Special atağınızı yükseltin. Kalkanı kırma noktasına geldiğimiz zaman Torch Song yerine Shadow Ball da kullanabilirsiniz duruma göre. Special atağı arttırdığı için Shadow Ball yanlış hatırlamıyorsam 85 ya da 90 atak power'a sahip. Torch Song 65'e sahip, daha çok vuracaktır her türlü. Bir de süper efektif vuracak çarpı 2 tabi Terra'dan dolayı. Yani ben bu strateji çalışırsa, çok hızlı kalkanını parçalarsak devam eder. Yoksa zor.
İkinci heal yapıyorum. Son bir heal'ım kaldı. Basıyorum şu an. Heal bitti. Heal lazım, heal lazım. Yatıracak yoksa. Ama ben şu an etkisiz elemem. Hiçbir şeye basmasam daha iyi çünkü yattım. Aha, bir canla kaldım. Atak defans çılgınca artmış durumda. Kendindeki negatif etkileri kaldırdığı zaman artı etkileri kaldırmış da böyle kötü bir yanı var. Kırılmıyor. Allah'ın cezası, kalkan kırılmıyor. Heal bittiyse heal'a olan heal'a geçsin arkadaşlar. Eyvallah. Tek atıyor bana. Yok ya, yani olmadı. Aynen öyle, yapamıyoruz. Bir şey soracağım. Şeyi olan var mı? Bir tane Thunder Wave olan var mı? TM, Thunder Wave TM ETR'ı. Bana bir Thunder Wave lazım. Bir de bir şeye bakacağım.
Şeye bakacağım şimdi. Bir şeyime bakmam lazım. Box. Allah Allah, niye yok ya, burada diğerinde mi kaldı acaba? Malamar ile skill swap atıyorlarmış. Eron bu arada hoş geldin, ben gördüm de dostum. Şeye çok odaklanınca cevap vermedim, kusura bakma. Peki bir şey soracağım. Ben Grim Snarl'la girsem mesela, tank olarak Reflect var, Light Scream var, bir de bu Taunt öğrenebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buna Taunt öğretsem, ondan sonra bizlere savunma amaçlı şey atsam mesela, olmaz mı? Taunt'un vardı senin sanki ya. Taunt'u yok. Fake Tears'ı falan var. Bu Taunt öğreniyordu sanki ya. Bakayım şey olarak öğreniyor mu? TM'lerle. Taunt var. Şimdi ben bunu Balkap yerine öğreteyim Taunt'ı. Yani şöyle düşünüyorum. Crunch var. Kendi öğrenebildiği saldırılardan bir de böyle karanlık türü güçlü bir hamle ne var, bir bakayım. Fall play var. Sucker punch var. Dark pulse. Bunun special mi yüksek, atağı mı yüksek, atağı yüksek. Fall play mesela öğretebilirim buna. Şey yerine. Spirit Break yerine. Spirit Break. Special atağını düşürüyor ama bizim onu... Tamam, ben şey yapayım. Bunu alayım. Benim dışımda herkes Skill Rage alsın. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bak, bu komple best. Biz bunu özellikle bu tarz raidler için yapmıştık ama kullanabildik mi, kullanamadık mı bugüne kadar bilmiyorum. Fırsatımız olmamış olabilir. Challengers Group. Invite my friends. Beş. Ne? Sıfır. Sekiz. Sıfır.
yatarak oynamam nedeni şey Eron, ayağımı havada tutmam gerekiyordu ondan dolayı. Yoksa yani şu böyle uzanarak şu buraya yandan böyle bakmak çok konforlu değil. Ayağımı yukarıda tutmam gerekiyor. Ayağımdan biraz sıkıntı yaşıyorum. Biraz değil aslında, bayağı sıkıntı yaşıyorum da. Şimdi bu bize fiziksel vuruyor. Light screen mi fizikseli azaltıyordu arkadaşlar? Light screen fiziksel saldırıyı azaltıyordu değil mi? Yanlış bilmiyorum ben. Reflect, tamam. Ben taunt artı reflect basacağım hemen peşine. Aslında ilk reflect basıp sonradan taunt basmak iyiydi. İşte araya bir tane curse daha sıkıştırmasın diye. Oğuzcan şöyle yapalım. İlk bir tur heal sende dostum. İlk tur heal sende. Çünkü ben şey yapacağım. Taunt basacağım. Taunt bastığımda bir tane şey vurmuş olacak, hasar vurmuş olacak. İlk tur bir tane heal bas. Ondan sonra ben döneceğim sonrası heal'a. Yok, Willow Wish yapma. Bir tur heal yaptıktan sonra sen Torch Song'la Special Attack spamlamaya git. Başlattım. Aslında ben Light Screen yerine bir Thunder Wave öğretseydik buna keşke ya.
Heal'ın bitti. Oğuzcan heal sende. Heal. Varmış bir tane daha, dur. Niye bu kadar şey kaldı benim ya? Ben niye bitti zannettim? Heal takip edelim arkadaşlar. Heal takip edelim. Heal lazım. Heal. Ben reflect biterse sadece reflect basacağım. Başka bir şey yapamayacağım şu an. Hadi kırılsın şu kalkan artık. Birinin heal yapması lazım arkadaşlar şu an. Reflect açtım. Varınızla yoğunuzla vurun. Öldürdünüz, öldürdünüz. Çünkü beni vurup öldürecek şimdi. Herkes vursun. Ben öldüm mü? Ben öldüm. Ucundan birer vuruşla bitirebilirsiniz, bitirdiniz. Yoksa süre bitti.
Yaklaştık. Yaklaştık ama olmadı. Kalkandan sonra onu yaparsak bence bu sefer yeneriz. Vidovish de olsa yok. O hani orada bir heal kaçırdık ya. O heal'ı kaçırdığımız noktada ben de patladık. Şöyle. Thunder Wave'i arkadaşlar. Thunder Wave olan var mı? Thunder Wave TM'i TR'ı olan var mı şu an? Ali Rıza şöyle bir takasa gelir misin? O Thunder Wave TM ya da TR'ını herhangi bir Pokemon'a held item olarak versene. Trash bir Pokemon'a. Seninle bir takas yapalım. Bana şeyi göndermiş ol. Onu item olarak göndermiş ol da ben şey yapayım, Pokemon'a öğreteyim onu. Çünkü biz ilk yendiğimiz seferde bir Thunder Wave, Umbreon Thunder Wave yapmıştı. Yaptığı Thunder Wave ile biz şey yaptık. 2 tur 3 tur ona ıskalattık vuruşunu. O çok büyük avantaj sağladı. Tamam, şimdi tekrardan kod paylaşıyorum. En hızlısından. Rize, Lüleburgaz, 7, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bursa.
Başlatıyorum. Oğuzcan, ilk heal sende olsun şimdi. Ben çünkü 3 tur bir şey basmak zorunda olacağım. İlk heal sende olsun dostum. Heal'ın bitince yaz dostum. Ona göre heal'ı basacağım. Tamam ben de yıl. Yattım ben. Şimdi heal'la döneceğim, merak etmeyin. Geldiğim zaman heal'layabileceğim. Yardırın. Herkes atak yapsın arkadaşlar. Ben heal'ın bitene kadar söyleyeceğim. Teklemedi, canım azdı zaten. Reflect'te şey yaptım, onu takasladım resmen. Bir tane heal'ım kaldı sanırım. Çok az heal bastı. Niye bu kadar az heal bastı bu ya? Yatıracak gene. Çünkü çok az heal bastı. Hiç basmasaydın arkadaş. Neye göre bastın o kadar?
Herkes vursun, herkes vursun. Aynen, heal. Benimle birlikte biri heal. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Kendine gel. Hadi oyun, kendine gel. Haydi bitiyor, haydi. Haydi bitiyor. Bitti. Vay arkadaş be. Taktik yaptık ama taktik yaptık. Sweet herba, spice herba. Bakayım başka. Güzel. Güzel, fena geçmedi. Bu gerçekten yordu, bu yordu yani. Nerede benim mekanım? Şurada bir yerde. Heh. Tank değil bak, tanklığından biz şey yapmıyoruz, biz nereden yanıyoruz biliyor musun? Curse'le kendi hasarını çok arttırma olayı var ya. Yani orası asıl. He, Zen Headbutt falan yapınca flinch atıyor, evet. Ali Rıza yapalım hemen. Yapalım, hiç iyi olmasın. Tabii canım, bütün tuşlara bastı. Sen hem iki tane türe karşı, hem special'e hem normale karşı şey yapacaksın. Üzerine durmayacak. Bir de curse basacaksın. Defansını mefansını filan arttıracaksın. Sonrasında üzerindeki negatif etkileri silip speed kaybını ortadan kaldıracaksın filan. Vay arkadaş. Yani bu şeydi. Meganium'ların Meganium'u gibi. Şuradan internete bağlanıyorum Ali Rıza. Senin önceki haftalardan da alacağım vardı. Sen neleri almamıştın? Bir onlara bakalım. Şuradan. Senin Nihilego almamışsın. Ursifuları da almamışsın. Senle 5 tane takas yapmamız lazım. Eşleşme için bekliyorum ben seni dostum. Yok Berke, ben şimdi takasları gerçekleştirdikten sonra yayını sonlandırırım. Çünkü benim ayak çok iyi durumda değil. Şu an yani ayak rahatsız ediyor artık beni. Artık böyle yavaştan istirahate geçerim. Çünkü çok konforlu değil şu an bulunduğum alan. Şey oluyor.
ayağımda baskı arttı biraz. Daha rahat bir yere geçmem lazım. Ben teşekkür ederim dostum. Eline emeğine sağlık. Benim için bir keyif. Bu tarz aksiyonları, etkinlikleri çok seviyorum. İyi geceler dostum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Şundan veriyoruz bir tane. Buradan bir Nihilego veriyoruz sana. Şu tarafta da şey olması lazım. Grident. Hala 15 kişiyiz. Bu arada saat 1.30 olması hemen. Ramazan işte. Ramazan faktörü. Arkadaşlar çekilişle ilgili ben buradan yayında birkaç kez bahsettim. Discord'dan duyurusunu da geçeceğim. Ama gene söyleyeyim. Sponsorlu içeriğimiz geçen hafta içerisinde paylaştığım Pokemon kart kutusu açılımını sponsorlu içeriğin videosuna like atar ve yorum yaparsanız eğer yorum yazmış olan herkes otomatikman çekilişe katılmış sayılıyor. Oradan isimleri alıp çekiliş yapacağım. Ayrıyeten 2000 aboneye geçmemizden kaynaklı bir 2000 abone özel çekilişimiz var. Discord'da şu an sekmesi açık. O sekmenin altına eğer yorum yazarsanız katılıyorum diye hem videonun altına yazabilirsiniz hem 2000 özele yazabilirsiniz. Bu da sizin otomatikman kazanma şansınızı arttırır. Ve ayrıyetten bizim katıl üyelerimize özel, ben katıl üyelerinin kimler olduğunu gördüğüm için otomatikman katıl üyelerini zaten listesinden çekiliş yapacağım. 3 ayrı çekilişimiz olacak. Bu 3 çekilişin de içeriği aynı olacak. Tamamıyla hediyelik eşyalardan oluşan bir kutu göndereceğim. Bunu da işte bizim kendi ürettiğimiz özel kupalar, bardak altlıkları, mousepadler, işte stickerlar yetişirse, yetiştirebilirsem. Çünkü şeyim, malzemem gelmedi. Gelirse canvas hediyelik eşya konseptinde bir tablo ve o sponsorlu içeriğinde açtığımız kutulardan çıkan Pokemon kartlarından hediye edeceğim. Yani aslında hoş bir içerik ve yani herhangi bir size nasıl diyeyim ekstra maliyeti ya da yük olmadığını anlıyor. Bence bu fırsatı kaçırmayıp çekilişe katılın derim. Evet, bu yayının o zaman sonuna geldik arkadaşlar. Zaten yaklaşık 4 saat olmuş.
iyi yapmışız. Ben bu kadar geçtiğini anlamadım. Şu raid olayında muhtemelen zaman aktı geçti. Önümüzdeki hafta içerisinde hafta sonuna kadar yayın olmayacak. Hafta sonuna kadar çünkü ben yokum. Hafta sonu giveaway yayınından önce eğer cumartesi günü gelmiş olursam bu Pokemon Unite yayınımızın yapamadığımız yayının telafisini birlikte yaparız. Eğer olmazsa pazar günü zaten giveaway yayınıyla birlikte olacağız. Şimdiden ne olacağını söyleyeyim. Shiny Kartana vereceğim arkadaşlar. Shiny Kartana giveaway olacak. O zamana kadar videolarımız var bu arada. Bayramda kanal videosuz kalmayacak. Yan seri oyunlardan ve bir adet de sohbet içeriği şeklinde videomuz olacak. Soru cevabı tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta pazar günü yani bir hafta sonra görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Yayına katılıp da beni bu yayında yalnız bırakmadığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.